Evet, iyi akşamlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Sesimiz geliyorsa chat bölümünden artı bir, bir iki üç ses deneme. İyi akşamlar. Sesimiz geliyorsa, hocam yayında bir 10-15 saniye kadar delay var. Tamam. Evet, herkese iyi Herkese merhaba. akşamlar. Hocam sesimiz geliyormuş. Şu an için her Tamam. şey okey. Nasılsınız Süper. hocam? İyiyim. Sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Heyecanlı bir cuma akşamı. Güzel, iyiyim yani. Siz nasılsınız? Hocam biz de çok heyecanlıyız. Artı olarak yayına da bayağı katılımcı vardı, bekleyen vardı gördüğüm kadarıyla. Hocam bu Güzel. akşam aslında konuşmayı en sevdiğiniz konuları konuşuyor olacağız. Bence sizin için de çok keyifli bir akşam olacak diye Eminim. düşünüyorum. Eminim. Hocam bu akşam nelerden bahsedeceğiz? Ne var aklınızda? Simple Code başlığıyla Yani birlikte ne anlatmayı düşünüyorsunuz? teknolojiden ziyade hepimiz developer'ız. Aramızda developer olmayanlar da var ama hani yazılım dünyasında en temel şey kod malum. Çalışan şey kod. Dolayısıyla tipik olarak da dövülecek birileri varsa o da kodu yazanlar oluyor, developerlar oluyor. Dolayısıyla hani biraz teknolojiden bağımsız ama onun alt tarafında iyi kod yazmak ve ilgili prensipler neler olabilir? Belki onlardan bahsederiz. Öyle düşündüm ben. Ama konu nereye gider? Laf lafı açar. Bilemem yani. Hocam laf lafı muhakkak açar. Şeyde sizin clean code eğitiminizde şey diyordunuz bir yerde hocam. İşte iyi kod yazmak, temiz kod yazmak bir ahlak meselesidir diyor Evet, hocam. kesinlikle. Kesinlikle. Onun... Kesinlikle. Yani ahlak meselesine girdiğimiz zaman tabii olay böyle işin metafizik taraflarına, etik taraflara falan filan da gider. Evet, yani işini iyi yapmakla ilişkilendiriyorum ya, ben orada şey falan da diyorum. Hani evimize boyacı çağırdık, bir eve taşındık. İşte boyacı boyadı, sonra gitti. 3 gün sonra orada dalgalı bir şey gördük. Burada parmak izi gördük. Ne bileyim, aa bak buradaki çizgiyi düzgün çekmemiş, şuraya da taşmış falan dediğimiz zaman ne hissedersek, bizim kodumuzu gören insanlar da ya bu neden böyle yapılmış da şöyle daha iyi yapılmamış diye düşündükleri zaman aynı şeyi hissedecekler. Hani bir de şey deriz ya, bu dünya yapma etme dünyasıdır, etme bulma dünyasıdır. Hani bak işte şunu yaptı, bu hani insanların düşünmeden edemediğimiz şeyler. Burada böyle yaptı, bak başına bu geldi. Bunu tabii en fazla kendimiz için düşünmemiz lazım. Dolayısıyla başımıza bir şey geldiği zaman da hani boyacı ya Akın abinin evinde şöyle bir şey yapmıştım. Acaba bundan dolayı mı bana geldi? Kader böyle mi denk getirdi falan diye düşünüyorsa, ki insanlar böyle düşünmezler. Ama bence düşünmediler, düşünmeliyiz. Ama o zaman da developer olarak da ne bileyim, top oynarken ayağımız burkuluyorsa falan filan. Ha, bu çok mistik gelebilir yani ama derdimi açıklamak için anlatıyorum. İlla böyle olmasına gerek yok. Hayat bu kadar basit değil. Yani bir kötülük yaptın, yolda giderken birden düştün, ayağını kırdın. Hani bunlar sadece videolarda falan görüyor ya da filmlerde görüyoruz. Hayat bu kadar basit olmuyor. Keşke bu kadar basit olsa. Ama yaptın tak diye gördün, yaptın tak diye gördün. O daha düzgün insanlar olmak için elimizden geleni yaparız ama hayat böyle değil tabii ki. Ama basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum ben, anladığım şekliyle. Hani bu anlamda da bence iyi kod yazmaya çalışmak bir iyi developer olmaklıktır. Ve bunun çok da teknolojiyle bir alakası yoktur. İşini iyi yapmakla ilgilidir. Yapmaya çalışmakla ilgilidir. Yani o anlamda bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Hocam PHP de yazsak temiz kod yazabiliriz, değil mi? Yani kimse bana şey diyemez ki ya ben aslında kırmızı ışıkta geçmeyecektim ama altındaki araba Murat 124 olduğu için, Hacı Murat olduğu için, bu arada Hacı Murat'ı PHP ile ilişkilendirmiyorum. PHP'ci arkadaşlar toplanıp şimdi şeyin önünde hani Sultanahmet'te toplanıp beni şey yapmasınlar, protesto etmesinler, tamam mı? Yani Murat 124'ü kullanıyordum, o yüzden kırmızı ışıkta duramadım abi. Demek ne kadar saçma bir şeyse, laf ise, prensip olarak böyle.
Hani bana diyebilirsiniz ki ya functional programming ki ben öğrendikten sonra Java'ya, C-Sharp'a geldikten sonra daha bu konularda iyi kod yazıyorum. Doğrudur. Yani malzemenin işimizi iyi yapmakla bir alakası var. Ama işimizi iyi yapmak malzemeden daha önce bizim niyetimizle ilgili bir şey. Bizim o konudaki eksiğimizi gidermemiz, o konudaki çabamızla alakalı bir şey. Dolayısıyla PHP ya da işte C ya da ne bileyim 80'li yıllardan kalma Fortran ta 50'lerden. Hani orada da onun verdiği imkanlar içerisinde insanlar iyi kod yazabilirler. Bak bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Ben 84-85 yılında İTÜ'ye girdiğim zaman Fortran dersi aldığım zaman bize hocamız dedi ki artık Structured Programming var. Neymiş abi Structured Programming? Subrutinler ile olabildiğince go to yazmadan dallan geriye gel. Function çağrıları, subroutine falan deniyordu o zamanlar. Sistemi böyle alt yapılara bölelim. Go to'lar kullanmayalım. Dolayısıyla ortalık birbirine girmesin. Her şeyi bir yerde yapalım. Buna Structured Programming deniyordu. Ben işte bunu ilk duyduğum zaman 84-85 yılı falandı. Nitekim 80'li 90'lı yıllar hani object-oriented paradigma böyle daha da Java ile birlikte daha da yaygınlaşıncaya kadar temel şey structured programming, structured design. O zamanın Peter Code gibisinden insanların böyle dizayn kitaplarını okursanız çok bahsederler. Demek ki Fortran'da yazdığın zaman structured programming prensiplerine uymaya çalışmak aslında işini iyi yapmaktandır. Ama 40 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi bizim birçok intern arkadaş başladığında o OOP sizin Udemy'deki o meşhur OOP kursunuz var. Bir de Clean Code kursunuz var. OOP aslında hocam hani üniversitede özellikle Computer Science'da hani böyle interface şudur. İşte abstract sınıf budur, farkları bunlardır. Ezber yerine aslında orada biraz da oradaki yeni bir bakış açısıyla anlatma fırsatı buldunuz. Aslında birçok yabancı kaynakta daha derin temelli bu bakış açısıyla da anlatılıyor hocam. Orada bir yerde şöyle bir cümleniz var hocam. Diyorsunuz ki asıl zeka bir şeyi 5 yaşındaki çocuğun dahi kullanabileceği şekilde soyutlamak. Burada Doğru. mesela abstraction'la alakalı onu okuduğumda şey olmuştu. Ya okey bu yüzden hani implementasyonuyla bunu ayırmalıyım. Bu yüzden karşı taraftan soyutlamalıyım vesaire diye böyle ufuk açıcı cümleleriniz oldu. İlk OOP'di Eyvallah. öğrenirken. Güzel. Güzel. Yani sen öyle hissettiysen güzel bir şey. Aslında ben genelde yazılımda neyi nasıl yapmamız gerekiyor böyle noktasında prensipler üzerinden düşünürken fiziksel dünyaya, fiziksel mühendisliği özellikle Taner düşündüğüm zaman genelde doğruyu daha rahat bulabiliyorum. Yazılım çok soyut olduğu için insanlık olarak yazılımla ilgili tecrübemiz çok da fazla olmadığı için açıkçası çok yeni bir fenomen nihayetinde ama bu söylediğimiz basitlikle ilgili şeyler basitlik işte karmaşıklık değişim kohezyon coupling falan hani bir yerde acaba bunu böyle mi yapsaydık dediğim zaman sıklıkla acaba bir mesela Mercedes'i geliştiren mühendisler bunu nasıl düşünürlerdi diye bildiğim kadar. Yani sonuçta hepimiz mühendisiz. Ben elektronik eğitimi almıştım İTÜ'de. Ondan sonra işte yurt dışında yazılım falan filan okudum. Dolayısıyla bildiğim kadar fiziksel mühendislikten kendimce örnekler getirmeye çalışıyorum. Hani soruyorlar ya işte hocam biz aslında bir fonksiyon, bir metot içinde 30 satırda yapacağımız şeyi siz 2 tane interface, 4 tane class'la yaptınız mesela. Bu daha karmaşık değil mi? Birisinde down diye yukarıdan aşağı burada yazıyor. Burada ise 4 tane file var. Hani file tamam çok file fiziksel bir şey. Yani şeye göre, class'a göre çok daha fiziksel bir şey. 2 tane interface var, 3 tane class var, 6 tane metot var, 2 tane constructor çağrısı var. Daha karmaşık değil mi? Kesinlikle daha karmaşık değil. Çünkü ben de
soruyu şöyle çeviriyorum aslında, fiziksel dünyadan örnek vererek, hani senin bu söylediğin üzerine şey yapıyorum. Ya diyorum ki mesela hani İsviçre saatleri vardı, tamam mı? Eskiden dedelerimizde, babalarımızda hakikaten mekanik, o zemberekin böyle sıkıştırılmasıyla yay enerjisini ile yayın sıkıştırılmasını enerjiye çevirerek pandülü böyle oynatan ve çarkları çeviren saatler vardı. Sizce bir saati kaç parçadan yapabiliriz? Bir saat minimumda kaç parçadan yapılabilir? Hani mesele parça sayısını arttırmak, kompleksliği arttırıyor mu, arttırmıyor mu? Yazılımda bunun cevabını vermek zor oluyor. Bunun cevabını mesela üniversite öğrencisinin vermesi mümkün değil bence. Dolayısıyla şey gibi, yani üniversitede 4 sene hukuk eğitimi aldığın zaman hukuk, adalet, hani bunu içselleştirmen zor. Nitekim pek çok dünyada, pek çok yerde hukuk böyle doktora seviyesinde okunuyor. Önce bir okul bitiriyorsun, sonra doktora okuyorsun. Ya da mesela felsefe. Ama bence pek çok konu öyle. Liseden gelmiş bir öğrenciye Kant'ın a priori'sini anlat bakalım, anlatabilirsen. Yani ben böyle anlamaya çalışırken böyle seneler sürüyor anlamak. Örnekler şunlar bunlar. Dolayısıyla bence anlaşılmayı kolaylaştırmak için bizim yazılımla alakalı prensipleri şeye uygulamak lazım. Fiziksel mühendislikte nasıl yapıyorlardı? Ama mesela bir araba ne kadar kompleks olursa olsun, bir dümen, üç tane pedal, bir tane vites kolu, belki vites kolu bile yok. Bununla hallediyor vatandaşlar. Yani arkadaki araba ister Bugatti olsun, ne bileyim 8 milyon euroluk, ama Türkiye'ye bir tane gelsin ve hani yoldan geçtiği zaman böyle bakalım, vay diyelim Bugatti. Hani Bugatti'yi gördük diye sevinelim. Ya da Hacı Murat olsun. Ya da işte eski o Renault'lardan olsun. Ben şimdi Ayvalık'ta yaşıyorum. İnsanlar onları at gibi kullanıyorlar. Renault'u tarlaya sürüyorlar. Sağlam araba falan filan diye. Ama vitesi geçirirken bayağı bir pazı yapıyorsun yani. Böyle bir iki defa denk geldi falan yani. Ama ister öyle olsun, ister Bugatti olsun, interface'i aynı. Ama çünkü bir basitlik algısı, bir basit bir representation yaratılıyor. Dolayısıyla bizim nesnelerimiz de nesne olmak zorunda değil. İlla object-oriented programming yapmak zorunda değiliz. Mesela Go gibisinden diller daha böyle hem prosedürel tarafı, hem functional tarafı, hem object-oriented tarafı bir şekilde, belki daha sağlıklı bir şekilde, daha yeni dil olduğu için daha sağlıklı bir şekilde bize sunuyor. Ama prensip belli yani. Arka taraftaki karmaşıklığı client'ına yansıtma, arayüzüne yansıtma. Yani bir arabanın arayüzü ne kadar karmaşık. Ama arka tarafta bir arabayı biz üç parçadan, beş parçadan yapamayız. Yani gidip sormak lazım. Mercedes 1970 yılında kaç parçadan bir araba üretiyordu? Şimdi kaç parçadan bir araba üretiyor? Muhtemelen bize diyeceklerdir ki parça sayısı arttıkça bir arabanın basitliği de artıyor. Ya da karmaşıklığı azalıyor. Nereden iyi biliyoruz? Çünkü mesela değiştirmek daha kolay hale geliyor. Ama bir yeri tak diye değiştiriyoruz, bir vidayı çıkartıyoruz, o aleti çıkartıyoruz, yerine yenisini takıyoruz, vidayı takıyoruz. Ama arabada belki var 2500 tane vida var. Onun gibi belki 8000 tane parça var. Ama hiçbir biz fiziksel dünyadaki bir mühendisi ya parça sayısını arttırarak acaba daha kompleks bir yapıya doğru gidiyor musun diyemez muhtemelen. Yani dediğimiz zaman herhalde o mühendis şey diyebilir, abi sen ne diyorsun? Yani mesela şöyle örnek verebilir. Tamam, o zaman hani argüman şu olabilir. Parça sayısını sıfıra yaklaştıralım. Hani parça sayısını bir yapalım. Bir parçadan bir saat üretelim. Bir parçadan bir sandalye üretelim. Hani bir parçadan bir sandalye üretmek olsa olsa, mühendislik değil olsa olsa, sanat eseri olabilir. Vay adam, kadın ya da işte böyle oyarak bilmem ne yaparak bir kocaman küpten şöyle bir şey çıkardı. Ama mühendislik bu değil yani. O yüzden bu mesela sen söylemişken benim sunumumda falan da var. Bu Grady Boohoon'un
bir kitabından 90'lı yıllarda benim aldığım, hala ta Amerika'dan yanımda getirdiğim, hala elimde bulundurduğum Developing Object Oriented Applications diye bir kitabı vardı, Grady Booh'un. Onun kitabından bir alıntı. The task of the software development team is to engineer the illusion of simplicity. Burada sadece software development team'le alakası yok. Bütün engineering, bütün mühendislik basitlik algısı yaratmak üzerine kurulmuştur yani. Hani o eğitimlerde de aynı örneği veriyorum. İşte elimizde akıllı telefon var abi. Ne bileyim 30 bin lira verip alıyoruz. Teyze diyor ki bana, bizim torun kullanıyor. Tamam mı? Ya kusura bakmayın, hep aynı örnekleri veriyorum belki ama çok komik geliyor bana. Bizim torun çok zeki, kullanıyor. Ya bir sor bakalım, senin torun mu çok zeki yoksa bütün torunlar mı bunu kullanıyor? Yoksa bunu işte zibilyon tane parçadan ama arayüzü, hizmet verdiği, bizim gibi hizmet alan client'ları çok rahat kullanacak şekilde çok basit bir arayüz üzerinden mi sunuyor? Bu doğrudan bu. Abla yanlış bir şeye basıyor. Arkadan zilyon tane şey çıkıyor. Aa diyor, ben diyor basit bir şey var aslında. Bas paranı al. Yani dünya bunun üzerine kurulu. Bence sadece mühendislik değil. Yani evren de bunun üzerine kurulu. Metafizik düşündüğümüz zaman da bence basitliğin, basit bir görüntünün arkasında muhteşem bir karmaşıklık var. Ama nasıl, hani mühendisler bunu böyle yapıyorlarsa, karmaşıklığı çok basit bir arayüz üzerinden, çok kullanılabilir bir arayüz üzerinden sunuyorlarsa, ben de evrende sonsuz karmaşıklığı çok basit bir arayüz üzerinden, öyle ki hani IQ'su 70-80 olan bir insanın çok rahatla yaşayabileceği, para kazanabileceği, işini görebileceği bir yapı üzerinden bize sunuyor. Yani hani Hocam, sen dedin, ben aldım götürdüm de sen kes beni, çok evet. ben çok Hocam konuşuyorum. şöyle bir şey var. Şimdi işte son zamanlarda biz hayli bu J2EE ile veyahut da Spring'in ilk XML tabanlı şeylerle böyle bir 15 yılın, 20 yıl öncesinin teknolojileriyle yazılmış projeleri bir şimdi Java 17 ile mikroservislerle kurumsal bir firmada dönüştürüm işleminde yer alan bir takımdayım ben bir süredir. Orada şeyi gördüm yani hocam, hani kod yazmak, çalışması vesaire hepsi bir yana 10 yıl, 15 yıl öncesi o insan belki de emekli oldu. Onun koduna bakıp akışı anlayıp benim onu günümüz teknolojisiyle tekrardan refaktör ederek yazabilmem bambaşka bir şey. Oradaki değişkenin tek bir harf dahi uzatması benim belki oradaki metodu, oradaki akışı anlamama sebep oluyor. Yani günün sonunda insanın anlayabileceği düzeyde kod yazabilmek gerçekten benim için son zamanlarda her şey oldu işte. Bunun içerisine yani Solid olsun, işte Clean Code vesaire olsun. Şimdi bunların temeli var aslında. Hani diyor mesela işte metotlar kısa olmalı, daha iyisi daha kısa olanı falan. Ama bu simple denilen yalın kod, basit kod, burası aslında biraz yoruma da açık bir alan. Burayı biraz kaynaklarda netleşmeyen alan. Zannediyorum bu akşam herhalde buralara da bir ışık tutacağız diye Bahsedelim. düşünüyorum. Evet, yani bahsedelim. Şimdi sen, aslında ben bununla alakalı böyle sunumlar falan hazırlamıştım. Farklı vesilelerle, hem yüz yüze olsun hem de bu pandemiden sonra bu online ortamlarda şey yapmıştım, sunmuştum. Biraz istersen senin söylediğin gibi belki de basit kelimesinin kendisine takılarak başlamamız lazım. Yani hakikaten basit ne demektir? O basiti, ona ben şey diyor söylüyorum. Basitin metafiziği. Yani metafizikten kasıt aslında bir uygulamadan, gerçek dünyada olup bitene bir referansta bulunmadan, sadece kendi düşünerek, sadece biz basit dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Oradan yola çıkarak basit kod dediğimiz zaman neyi anlamalıyız? Senin dediğine katılıyorum. Yani solid dediğimiz şey aslında bu basitliğin çok böyle daha böyle halk diline dökülmüş hali. Hani ben de solidle başladım. Eyvallah, ama solidle kalmamak lazım. Yani single responsibility, işte open close. Ya bunlar sonuçta
bir basitin farklı görünümleri. Ama yani işte üniversitede bize solid'den bahsederler. Single responsibility anladık gibi oluruz. Ondan sonra önümüze bir problem geldiği zaman afallarız. Yani burada gel bakalım hadi 2 satırla 3 satırla solid'i öğrendin. Gel bakalım burada senin söylediğin arka tarafta 5 milyon line of code var. Bunu mikroservislerle en tane mikroservise çevireceğiz. Daha mı iyi yapacağız, daha mı kötü yapacağız, daha mı yani rahat anlaşılır olacak. Kolay bir şey değil. Hiçbir şekilde kolay bir şey değil. Ve o solid'den bahsederken 3 satırlık, 5 satırlık kodlardan çok farklı bir düzlemden bahsediyoruz. Hocam Dolayısıyla şurada parantez açacağım. Şimdi eski günümüz monolitiği de yok. Hepsinde data consistency'yi sağlamak gibi bir challenge var. Oradan eventler fırlıyor, topiklere yazılıyor. Hani infrastructure şu anda derya deniz. Hani çok. birçok design pattern'ı okey teorik bilgi var ama neyi nereye koyacağım? Yeni mikro servis design pattern'ları vesaire. Her şey zaten havada uçuşuyor. Bir de Doğru. kodun kötü yazıldığı zaman şey oluyor yani. İyice kapatalım gidelim çünkü yazılım projeleri çok maliyetli. Binlerce developer çalışıyoruz biz bir firmada. Ve şey yani gerçekten sürdürülebilirlik çok zor ve önemli gelmeye başladı Kesinlikle. son dönemde. Kesinlikle. Yani bundan 20 sene önceki tipik bir J2EE mimarisinde çok kabaca 5-10 tane rol varsa şu andaki modern bir mimaride bunun yanına en az bir sıfır getirmek lazım. Yani an order of magnitude. En az 10 katı artmıştır. 100 katı arttığı bile iddia edilebilir. Yani hayat o anlamda çok çok daha kompleks hale geldi bir yazılımcı için. Dolayısıyla bence Solid'in S'si işte O'sunu open close olacak. İşte bunu kitaptan şöyle tanımlıyoruz. 2 tane kod örneğiyle mesela. Yani kod örnekleri kaçınılmaz olarak vermemiz lazım. Bunda bir problem yok da. Mesele onun daha da arka tarafındaki basitin ne olduğuna girmemiz lazım bizim. Yani dolayısıyla bir basit anlayışı. Keep it simple stupid. Yani herkes bunu birbirine söylüyor. Amerikan filmlerinden işte beni 4 yaşında vatandaş olarak gör. Lütfen öyle bana anlat diye böyle avukat rolleri falan filan var. Onlara özeniyoruz. Tamam da hani bir yazılım ya da böyle bir problem 4 yaşındaki vatandaşa nasıl anlatılır? Yani zor bir şey bu. Dolayısıyla bence dediğine katılıyorum. Yani Solid belki de bizim işte 25 yaşındayken, 23 yaşındayken, 20 yaşındayken duyduğumuz ve basit kod, iyi kodu anlamakta böyle anlamayı daha bize yaklaştıran bir şey olabilir ama bence tecrübe kazandıkça Solid'in arkasındaki kohezyon coupling'e ve bence onun da arkasındaki bence bütün mühendisliğin ve mühendislikten de öte az önce söylediğim gibi bütün evrenin bence temel prensiplerinden olan basitlik prensibini anlamamız lazım. O yüzden biraz da hani sağ olsun bana ulaşan arkadaşlar sıklıkla hocam sizin yaklaşımınızı seviyoruz. Siz işte daha temellerden alıyorsunuz falan diyorlar. Sağ olun. Ama aynı şeyi bunun içinde yapmamız lazım. Dolayısıyla bir koda baktığımız zaman S'si uyuyor mu? Open Close'lu uyuyor mu? Tamam ama onu her harekarda biz basit kavramına geri götürebilmeliyiz. Bu basit değil. Neden? Solid'e uymadığı için değil. Ama solid olabilir, molid olabilir, başka başka prensipler de olabilir. Basit değil çünkü mesela bir makine mühendisi bunu böyle yapmazdı. Neden? İşte şundan şundan dolayı. Ama benim yani oraya geldiğimiz zaman bu birazcık basit ve basitlik kelimeleri üzerinde kafa patlatmakla ilgili bir şey. Ben böyle biraz soyut şeyleri sevdiğim için matematik, fizik, işte bilim felsefesi nereden nereye geldik falan hani merak ettiğim için okuduğum zaman da bu açıdan okuyorum. Mesela Aristo'yu okuduğum zaman adam basitlikten bahsediyor. Aa diyorum ya Aristo büyük adam zaten. Hani bundan 2300 sene önce yaşamış ama zannedersiniz ki şimdi yaşıyor yani. O kadar zeki birisi, o kadar kapasiteli birisi yani. Ama ya da 1300'lerde, 1400'lerde Orta Çağ'da yaşamış Occam denen bir vatandaş var. Onun Occam's Razor, Occam'ın usturası denen şey var. Ya diyor ki
bir şeyle yapabildiğin işi iki şeyle yapma diyor. Her şeyi çok basit tut diyor. Şeyleri arttırma diyor mesela. Şey derken neyi kastediyorsun? Ya ev taşırken 5 kişiyle taşıyabiliyorsan 7 kişiyle taşımaya kalkma diyor. Bu karmaşıklık yaratır diyor. Bak bu mesela 20. yüzyılda bilim felsefesinde çok çok şeydir yani çok temel böyle şeylerden birisidir. Böyle teorileri bir konuyu açıklayan birden fazla teori varsa hangisi basitse ona bizim daha fazla paye vermemiz lazım. Hangisinin basit olduğunu nasıl ortaya koyarız? Yani dev gibi insanlar var yani. Bir kadın bunu diyor. Bu kadın böyle açıklıyor. Başka bir adam başka türlü açıklıyor. Hani prensiplere gitmek lazım. Çok temele gitmek lazım. Hangisi basitse onun yanlış olma ihtimali daha azdır. Basitlik ne demektir burada? Ha, ona doğru geliyoruz aslında. Dolayısıyla ben hani biraz bunlardan bahsedelim. Bunu yazılıma doğru götürelim. Yazılımın basit olmasına doğru götürelim. Oradan da bence hiç teknolojiye falan filan girmeden, Java'sını, Go'sunu hiç girmeden sadece hani gerekiyorsa örnekler vererek, böyle çok to the point örnekler vererek ama herhangi bir dilden örnekler vererek basit kod, efendime söyleyeyim, tek işi yapan kod, iyi yapan kod ve bunu yapana bir rol biçmek ve o role çok iyi bir isim vermek. Dolayısıyla bence Hocam bir de şunu rica edeceğim. Şimdi basit ve yalınla alakalı eski bir computer science'çı babaların her birinin ayrı bir yorumları var. İşte benim için diyor basit kod budur, bu değildir vesaire. Burada hocam biraz bu konuyu anlatırken şeyi de rica edeceğim sizde. Şimdi software craftsmanship kültür diyorlar ya hocam. Hani bu biraz usta çıraklık, biraz zanaat ilişkisi vesaire. Hani insanlar yazılım direkt şey gibi zannedebiliyorlar hocam dışarıdan. Hani kitaptan öğrendim ve getir uygula. Hani biraz oradaki o kültürle de harmanlayarak anlatırsanız çok mutlu oluruz hocam. Tamam. Yani atlarsam sen yine o taraflarını hatırlat. Bence bu anlamda basit kod yazmanın sorumluluğu ya da karmaşıklığı ya da zorluğu bir açık kalp ameliyatı yapmaktan farklı değil. Ama yani mesela faktörler. Kaç tane faktörü yönetiyoruz? Biz bir kod parçasıyla uğraşırken kaç tane faktörü yönetiyoruz? Ya yani üniversiteden mezun olurken sadece Java faktörü var, C# faktörü var. Biraz ilerleyince o exception'ı yakaladın mı, yakalamadın mı? Faktör artıyor. O orada functional programming bize değiştirmemelisin, olabildiğince bunu böyle yazmalısın gibi sen yeni faktörler koyuyor. Yok monolitikte cohesion coupling işte o vatandaşın yazdığı kodu tamamlamadan biz bunu bitiremeyiz gibisinden acayip acayip bağımlılıklar ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bakıyoruz ki böyle 50 satırlık kodla ilgili bir şey yapmanın scalability'den tut JVM'in bilmem nesine kadar, JVM'in 17. versiyonunda arka tarafta stringlerle alakalı şöyle bir şey yapıldı. Dolayısıyla artık biz bunu böyle yapmalıyız. Ya dıdının dıdısı. Hani nereden bileyim ben bir 50 satırlık kodu refactor ederken bu kadar fazla faktörü nasıl yöneteceğim ben? Dediğim zaman aklıma şey geliyor. Yani bu olsa olsa şey gibi yani böyle bir açık kalp ameliyatı yapan bir doktor gibi kan, basınç şu bu vatandaşın şekeri vardı kanı durduramıyoruz. Ondan dolayı 10 gün önceden şu ilacı vermeye başladık. Yani benim annem mesela işte kemoterapi tedavisi falan filan görüyor. Gittik böyle bir alete girecek. Aa, size söylemeyi unutmuşuz. Şeker ilacınızı 3 gün önceden kesmeniz lazımdı. Ama ne olacak? Belki de olmayacak. Belki de zarar verecek o bir alete girmesi. Tamam mı? Radyoterapi gibisinden bir alete girmesi için bunu kesmesi gerekiyordu falan filan. Ha ama yani o kadar çok faktör var ama aradaki fark şu. Bunu bize söyleyen kadın yani doçent olmuş, profesör olmuş ya da normal doktor olsa bile daha önce zilyon defa bu işi yapmış. Sekreteri var ya da açık kalp ameliyatına girdiği zaman alnındaki teri silen yan tarafta hemşire var. Abla kesiyor, biçiyor. Tamam mı? Birisi kalp atışına bakıyor, birisi oksijen seviyesine bakıyor, birisi bilmem neye bakıyor. Bir sürü şey bız 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 tamam mı?
Hani bu filmlerden falan biliyoruz ya, Allah göstermesin yakınımızda böyle durumlara girdiği zaman biz de pencereden bakıyoruz ne olup ne bitiyor falan diye. O kadar çok faktör var ki, tamam da bu faktörleri üniversiteden mezun bir işte şey internlüğünü yeni bitirmiş, bir 6 seneyi bitirmiş bir doktora asla vermiyorlar. Dolayısıyla bence bu kadar bu söylediğim faktörler, hiç aklımıza gelmeyen bir sürü şeyi yönetiyoruz. Sonra deadlock'a giriyor. Benim başıma geldi yani. Çok iyi iş yaptım falan filan. Bunu da düşündüm, bunu düşündüm. Encapsulation, abstraction, şudur, budur falan filan. Bana dedi ki, yurt dışındayken, ben de daha junior'ken, gel bak Akın dedi, ne oldu dedi. Avusturyalı bir bizim arkitek vardı. Gittim, bir baktım CPU %100'e vurmuş ama gıdım gitmiyor alet. Küretler bekliyor falan filan böyle. Ama bak dedi, deadlock'a sokmuşsun falan dedi. Oha, süper öğrendim ben. Sevindim bile. Deadlock'a sokabilmişim falan diye de, hani abi o kadar çok faktör var ki, bu faktörleri bir kişinin üniversiteyi bitirdiği zaman bırak yönetmesi, farkında olması bile mümkün değil. Yani sırf JVM içinde olup bitenleri insanlar biliyorlar. Diyorlar ki bu vatanda sadece bunu biliyor. Ama bizim de bir şekilde yönetmemiz gerekiyor onu. Dolayısıyla dediğine katılıyorum. O zaman bu şeye dönüşüyor. Takım oyunu yapmak zorundayız. Hani birileri kod yazarken birileri onun alnındaki, evet, terleri silmeli. Birileri demeli ki, abi bak oradan exception fırlatılabilir, ya da null döndürmeyelim. Tuttu bir metottan null döndürüyor. Çünkü vatandaş mesela şeye odaklanmış. En önemli faktör ne bizim yazılım dünyasında? Yetişmesi. Yarın akşama yetişecek. Bundan daha büyük bir faktör görmedim ben Türkiye'de. Muhtemelen dünyada da öyle. Ama Türkiye'de hepten irrasyonel boyutlarda. Hani Hocam, oldu. ben şurada bir şikayetim var benim aslında. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Şimdi yurt dışında 15 yıl deneyimli, başka hiçbir şey yok. JVM Tuning Developer, Multithreading Developer. Tek profesyonelliği bu hocam. Türkiye'de işte frontend de bilsin, AWS de bilsin, Kubernetes de bilsin, CI/CD pipeline'ını da bilsin. Ve şey, yani CV'ye yazmazsanız, aranmıyorsanız bile siz bunların hepsinden bir dilde dikeyleşeceksiniz. Bunun yanı sıra bu tarz software bakış açınızı derinleştirecek çok ciddi entelektüel okuma yapmanız lazım. En Doğru. azından o başucu kitaplarını, çok fazla kod Doğru. okumanız lazım. Ve şey yok yani, hani bir alanda böyle bırakıp ya ben bu işte, ben Taner olarak multithreading'de çok iyiyim ama işte file sistemde şu konuda iyi değilim deme şansım yok yani hocam, Türkiye'de ne Doğru. yazık ki. Bence bu söylediğin şey işte üniversiteden yeni mezun vatandaşı, tıp dünyasında 25 sene tecrübeli, 10 kişiyle ameliyata giren bir takıma karşı getirme anlayışı, aslında biraz full stack diyebileceğimiz bir şey bu. Biz Türklerin böyle bir mal bulmuş mağribi gibi saldırdıkları şey oldu. Ha, full stack dünyada çok geçerli bir rol. Ama bence şurasını ıskalıyoruz. Yani mimariyi düşünen birileri varsa, scalability'yi düşünen birileri varsa, domain driven design tarafı olsun, arka tarafta multi threading olsun, deadlock'a girecek mi, girmeyecek mi, security, bunlarla alakalı senin söylediğin gibi, ya bu arkadaş 15 senedir JVM tuning üzerinde çalışıyor. Geldi işte bizim mimarimize bakıyor, what if'ler yapıyor. Ya da bak şöyle bir arkadaş var, security tarafını çok iyi biliyor ve o da bizim bu dizaynımıza katkıda bulunuyor. Eyvallah. Bunu dedikten sonra, o kararlar alındıktan sonra onların uygulamasını belki bir şey yapabilir. Bir full stack vatandaş yapabilir. Tamam mı? React'ta arka tarafta state'i nasıl tutacağım? İşte ön taraftaki API'nin dizaynı nasıl olacaktı noktasında olabildiğince verilmiş kararlar üzerinden fill in the blanks gibisinden çok derine girmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde üretim yapabilecek developer rolüne her yerde ihtiyaç var. Türkiye'nin problemi şu. Türkiye'de biz zannediyoruz ki full stack olursa
küçük bir tanrı gibi her şeyi zaten yapar. Ya full stack'in bence anlamlı olabilmesi için birileri o full stack'in önüne olabildiğince kritik kararları üzerine düşünülmüş, karar verilmiş bir yapıyı koysun ki o vatandaş JVM'in trading'inin 17. versiyonunda trading'le alakalı ne geldi? Bak 16'da çalışıyordu, 17'de çalışmayabilir gibisinden bir şeyi düşünmek zorunda kalmasın. Böyle bir takımda, böyle bir ortamda, yani demeye çalıştığım şey şu. Ben 20 yaşında bir futbolcuyum. Bilemem ben 3-5-2 mi oynamalıyım, 4-4-2 mi oynamalıyım? Karşımda Fransa var abi. Yani orantısız güç uygulayan bir Fransa var. Yani yapacak bir şey yok. Oradan tutsan sağ beki gol atıyor. Buradan tutsan kalecisi degajla gol atıyor. Manyak bir şey var. Aynı Fransa'ya karşı oynamak gibi. Hani seyretmişsinizdir hepimiz. İşte FAS'ı destekledik. Ezilenler adına, Müslümanlar adına, işte kapitalizme, şuna buna, emperyalizme karşı gelmek adına ama çaresiz bırakıyor. Aynen şey de öyle. Yazılımda öyle. Buna karşı savaşmak için takım olmak lazım ve bu takımda belli noktalarda çok iyi olmuş insanlar belli kararları vermeliler. Deneme, yanılma, eski tecrübelere göre. Ondan sonra 22 yaşındaki full stack bir developer'ın önüne gelmeli. O da fill in the blanks. Boşlukları doldur tadında kod yazmalı. Eğer o, ya bu kodun Akın Hoca'dan eğitim alalım. How to write secure code. Sonra işte Amerikalı Monica Beckwith'ten onun videosunu seyredelim. How to işte tune JVM. Ya bu yürü git abi, bu olacak bir şey değil. Yani bunu ne diğer fiziksel mühendisler yapıyor ne doktorlar yapıyor. Hiç ben bir kere bak Taner, bir kere benim dişim ağrıdı. Yerlere yattım ağrıdan. Pazar günüydü, Ankara'ya işe gitmiştim. İnternetten buldum, telefon ettim, gittim. Tamam mı? Adam korktu. Sol tarafım böyle uyuştu dedim ben. Dişçi korktu. Arkadaşına telefon etti. Kalp krizi geçiriyor olabilir mi? Ya bizim dünyada telefon edecek kimse yok. Kalp krizi geçiriyor olabilir mi? Kalp krizi geçiriyorsa kalbi yar. Tamam mı? Aortu temizle. Tak devam et yani. Bir full stack bu. Böyle anlıyor Türkiye ve bence karar vericilerin çok da hoşuna gidiyor bu durum. Şey diyorlar yani. Bak Akın Bey, sen dedin ki analist, developer, devopsçu, ıvır zıvır bir sürü şey çıktın. Bak abi dünya tersine gidiyor. Devops'u, gazla devops'u. Devops diyorum full stack'i. 2000 lira fazla para ver. React'ta yazıyor. Dediğin gibi pipeline'ı da kuruyor. Jenkins'in bilmem nesini de ayarlıyor. Ondan sonra 3 gün sonra bizim kredi kartlarına her transaction'dan 2 tane yazılıyor. Acaba neden? Yani acaba neden? Bütün dünya bunu nasıl yapıyor? Ama yani şimdi çok bir şey oldu. Böyle çok açık bir şey söylemiş olduk ama. Hocam şöyle bir de mesela son dönemlerde bugün herhangi bir dilde girip mesela internetten copy paste yapılarak istenilen bir API 5 dakikada açılır. Ben ama mesela son özellikle 1,5 yıldır kendimde uygulamaya çalıştığım bir pratik var mesela hocam. Bir şey bulamadıysam direkt Stack Overflow'a düşmek yerine bir dokümantasyondan gitmeye kendimi zorluyorum her seferinde. Yani 5 dakikada bulacağım problemi bazen 2,5-3 saat okuma yapıyorum. Onun çözümünün orada olduğunu bile bile okuyorum. Çünkü temel değerde bir şeyleri kaçırdığımı çok fazla fark ettiğim Doğru. süreçte bu kararı Doğru. aldım. Bir şeyleri farkında olarak yapmakla yani internetten copy paste olarak yapmak vesaire çok ciddi farkını görmeye başladım hocam. Bu biraz da şeyle de alakalı hocam işte deneyimsizlik veyahut işte çok fazla şey görmemek. Biraz daha süreç sanki Kültürümüz de öyle. Kültürümüz de öyle şey Taner. Yani amcalar, dayılar falan işte üniversite mezunu 6 senelik okul okumuş doktordan saymıyorlar. Ben işte özel mütehassısa gideceğim diyor. Kulak, burun, boğazı görmeye çalışıyor. Hani burada böyle davranıyor ama öbür taraftan yani böyle davranan amcadan 20 kat daha fazla eğitimli bir insan. Taner abi sen
bak burada deadlock da olmuş, git database'de ne deadlock olmuş, git onu bak diyebiliyor mesela. Bu bence tamamen kültürle ilgili bir şey. Evet hocam. Hocam bu arada sunumunuzu yansıttım Tamam. ben. Devam Tamam. Yani edebiliriz sunumdan. böyle böyle sohbetle de gidiyoruz. Hani benim aklıma ben şunu söylemeye çalışayım. Mesela basit kelimesi birbirinden farklı iki anlamda kullanılıyor. Birincisi bu lalet tayinin gelişi güzel, bayağı anlamında kullanılması. Mesela birine bu anlamda ya basit çocuk, basit adam dediğiniz zaman kavga çıkaracak bir laf bu. Çünkü bir aşağı görme, bir hakaret anlamında kullanıyoruz. Dolayısıyla basit kod derken aslında kastettiğimiz basitlik bu değil. Basiti biz bir meziyet olarak ele alıyoruz. Birincisi yani simple ya da simplicity'yi buradan anlaşılabilir, takip edilebilir, rasyonel, sebep sonuç ilişkileri üzerinden bir yerden bir başka yere gidebilirim ben. Ha, burada kodu böyle yazmış. Çünkü böyle düşünmüş. Tak, bak böyle düşündüğü için burada da böyle yaptı. Bak bu makuliyet, rationality dediğimiz şey, rasyonel dediğimiz şey, tamam mı? İşte arka tarafta bunu güdüyor, buna ulaşmaya çalışıyor. Bundan dolayı her yerde böyle yapıyor. Mesela filmlerde falan neden bahsederler? İşte seri katil vardır. Seri katili hep şöyle şu tür kadınları, boşanmış çocuklu kadınları kendine hedef alıyor. Neden? İşte arka tarafındaki bunun sebebine gitmeye çalışırlar ki bu pattern'ı bulabilelim ve ondan sonra da bir sonraki vatandaş acaba hani aday kim olacak? Tamam mı? Onu yakalayalım. O aday üzerinden giderek yakalayalım. Bu makuliyettir. Dolayısıyla bu anlamda basit olmak düzenli olmak demek, biraz daha felsefi olarak söylersek yasaya uygun olmak demek. Yasa bütün durumlardan bağımsız her zaman doğru olan bir şeydir. Mesela F eşittir ma gibi. Tamam mı? Ya da işte cisimler birbirlerini çekerler gibi. Tamam mı? Dolayısıyla bu yasaya uygun olmaklık bu anlamda basitliktir. Dolayısıyla biz hani basitçe yapıverdim dediğimiz zaman şu meziyet olarak yaptığımı değil, lalet tayin, tel maşa. Şu anı kurtaracak şekilde yaptım ama yarın patlayabilir demek. Dolayısıyla ben basit kod derken orada basit kelimesini kesinlikle ilk anlamında değil, ikinci anlamında kullanıyorum. Meziyet olmak anlamında kullanıyorum. Peki Akın abi buna senin şeyin nedir? Hani destekçilerin nelerdir? Bunu nasıl bizi buna ikna edeceksin derseniz aslında şunları söylemeye başlayabilirim ben. Hani az önceki basitin tam karşılığı aslında complicated, karmaşık, gelişi güzellik, sıradanlık, akıl dışılık, takip edilemezlik, düzensizlik, yasaya aykırılık. Ama yani mesela bu anlamda kırmızı ışıkta geçmek basit bir şey değil. Bu karmaşıklık yaratan bir şey. Kırmızı ışıkta beklemek, yasaya uymak basitlik yaratan bir şey. Ya niye bekliyoruz abi? Hiç araba yok etrafta. Abi gecenin dördü de olsa, hiç araba olmasa ve bence çok böyle apokaliptik bir dünyada yaşasak, dünyada tek çalışan araba benim arabam, tek yaşayan canlı ben olsam ve bir yerde denk gelse bir kırmızı ışık yine durmalıyım. Çünkü bilemezsin. Tamam mı? Hani en uç örnek olarak bunu veririm. Yasaya uymak ya da yasaya aykırı olmak anlamında. Bak mesela bununla ilgili bu konuyla alakalı en temel argümanım şu. Bunu biraz daha böyle basit kelimesinin etimolojisine falan girdiğiniz zaman işte Latincesi simplex, simple. İşte batılı dinlerde simple olarak söyleniyor. Bizde basit olarak söyleniyor. Benim bu ikinci anlama gelen doğrudan bir karşılığı var. Basit olan bölünemez olan demek. Yekpare olan demek. Ama sade yalın olan demek. Bu da şu anlama geliyor. Bir şeyin ne kadar basit olduğundan bahsediyorsak orada
bir yekparelikten, tek vücut olmaklıktan bahsediyoruz demek. İkiye bölünememekten, üçe bölünememekten bahsediyoruz demek. Bakın mesela şöyle bir cümle kurduğum zaman daha iyi bu anlamını böyle cümle içinde kullanmış olacağım. Mesela şeyde antik Yunan'da düşünce, işte felsefi düşünce, işte antik Yunan'da başlatıyorsak, o da tartışmalı ya, antik Yunan'da başlatıyorsak insanlar şunu düşünerek aslında felsefi düşünceye başladılar. Doğaya bakarak maddenin, bütün bu oluşun, varoluşun en basit, daha da ikiye bölünemeyen, parçalara bölünemeyen arkesi nedir? Arke, sonra birileri çıktı dedi ki atomdur dedi. Demokritos atomdur dedi mesela, tamam mı? Birileri çıktı dedi ki abi bir tane değil dört tane vardır dedi. İşte ateş, su, toprak, bir de bizim Cem Yılmaz'ın bize öğrettiği tahta. Tamam mı? Yani ondan önce birileri dedi ki yok dedi bir tanedir dedi. Nemdir dedi, sudur dedi, ateş dedi. İnsanlar hep bu en basiti aradılar. Hani biz 20. yüzyılda bu tartışmalardan çok uzakız. Çünkü metrobüsü kaçırdın mı, abi kirayı ödedin mi falan gibisinden günlük gailelerle böyle sorular bize çok şey geliyor. Çok fantastik geliyor. E ne var ya basit, işte fizikçi değilim ki ben. Onunla alakası yok. Kod yazarken bile basit olmaklık bence bununla çok yakından alakalı. Dolayısıyla daha alt parçalarına bölünemeyen demek. Mesela bu konuda belki de ben okuduğum zaman ya da düşündüğüm zaman beni şok etti. Belki de en basit olan şey aynı zamanda hiçbir şekilde ona yani katkısı olmayan, yani hiçbir şeyin kendisine katılmadığı en sade olan şey nedir? Mesela biz çocukluğumuzda atomdur deniyordu. Ondan sonra yok Higgs bozonları, işte değişik değişik isimlerde böyle garip garip şeyler çıktı. Ben üniversitede elektromanyetik teori dersini alırken bizim Mithat Edemen Hoca hala hayattaysa Allah uzun ömürler versin, beynimizi yedi ama şu sözü aklında, ya dedi artık dedi olay koptu dedi, biz atom diye biliyorduk, elektron diye biliyorduk ama şimdi gün geçmiyor ki yeni bir alt parçacık çıkmasın. Hala biz maddenin esas parçasının belki de ne olduğu konusunda çok da kafamız şey değil, kafamız net değil. Şimdi konuyu toparlarsak mesela şöyle bir cümle daha söyleyeyim. Şey size hani bununla alakalı basitlik bu anlamda aslında zeka ile akıl ile ilişkilendirilen bir şey. Hani biz çok bir şeyin karmaşık olduğu zaman, bir şey çok karmaşık olduğu zaman onu "Va, çok zeki herifler yapmışlar, zeki insanlar bunu yapmış" deriz ama öyle değil. En azından mühendis olduktan sonra şunun farkındayız. Esas zeka göstergesi basit tutabilmek. Alt parçalarına parçalanamayacak seviyede tutmak. Bence fiziksel mühendisliğin en temel başarısı her parçayı daha alt parçalara bölünemeyecek hale getirdiği ölçüde başarılı oluyor. Yani bu vidayı, işte şunu vidayla tutturuyorum. İki vida var, bir de bu var. Üç parçayla hallediyorum. Emin olun birileri gidip onun üzerine doktora tezi yapsa, kafa patlatsa falan, sonra dese ki biz bunu ikiye bölelim, bunu böyle tutturalım, bunu böyle tutturalım. O konudaki pratik birden değişir. Neden? Çünkü daha basit olana gittik çünkü. Bu mesela bizim telefonlarımız bununla, telefonların bu 20 senelik, İşte 25 senelik serencamı, cep telefonlarının, cell falan, bence doğrudan bununla alakalı. Bunu bize söylüyor. Dolayısıyla aslında mesela bununla ilgili güzel başka şeyler de var. Hani dünyanın en zeki insanı denen Leonardo da Vinci'ye göre simplicity is the ultimate sophistication. Mesela bu cümleyi ben gördüğüm zaman Türkçe'ye şöyle çevirdim önce. Dedim ki basitlik nihai karmaşıklıktır dedim. Ama vatandaş karmaşıklık demiyor. Bak, problem o. O zaman çünkü hakikaten işin içinden çıkılmaz bir durum oluyor. Sonra başka bir kitabı okurken, bilmiyorum tam olarak, Laplace'ın, bu matematikçi, 17. yüzyılda falan yaşamış sanırım Fransız matematikçinin söylediği bir şey var. Diyor ki doğanın basitliği bizim kavrayışımızın basitliğiyle ölçülemez.
Doğa yalnızca doğurduğu sonuçlar itibariyle basittir. Oysa işleyişi çoğu zaman çok karmaşık olan çok sayıda olguyu az sayıda genel yasa aracılığıyla yaratmasına dayanır. Bunu öğrendikten sonra Leonardo Vinci'nin söylediğini aslında biraz daha iyi anladım. Dediği şey şu. Aslında kainat, yani bir Leonardo Vinci hem sanatçı hem efendime söyleyeyim bilim insanı, scientist, tamam mı? Yani bir sürü şeyi bir arada götüren, geçmişte öyleydi insanlar genelde. Ama yani şeye baktığı zaman, evrene baktığı zaman korkunç bir karmaşıklık görüyor. Ama o karmaşıklığı bizim zihnimiz işte abstraction dediğimiz şeyle çok basit bir şekilde algılayabiliyor. Öyle ki dedim ki 70 IQ'lu bir insan bu dünyada yaşayabiliyor, hayatını sürdürebiliyor. Ya da IQ'su çok çok daha az olan, daha sınırlı olan hayvanlar kendi ekosistemlerinde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Çünkü ben şöyle anlıyorum. Bu bizim kainat dediğimiz şey evet bize basit görünüyor ama o her basit arayüzün arkasına geçtiğimiz zaman bir başka layer'a geçiyoruz. Başka katmana geçiyoruz. O katman farklı karmaşıklıkta. Onu algılamaya çalışıyoruz. O da bize basit geliyor. Bir arkaya geçiyoruz. Ama sonunda fark ediyoruz ki layer'ların ve tier'ların sayısı sonsuz. Her kaldırdığın zaman bir başka dünya. Her kaldırdığın zaman bir başka dünya. O mesela sırf ne bileyim benim ilkokuldan itibaren fiziğin gelişimine baksanız, Nobel ödülü alan vatandaşların yaptığı çalışmalara baksanız, 40 sene içerisinde en az 40-50 tane katmanın kaldırıldığını bir arka tarafa geçip her seferinde de ultimate sophistication, korkunç karmaşık, korkunç derin bir yapıyla karşılaştığımızı ona yüklen. 20 sene daha onun üzerine çalış. Onu da anlamaya başla. Hadi arka tarafa geç. Bu tabii yazılımla bunun ne alakası var dersek aslında toparlarsam ben temelde Leonardo Vinci'nin ya da Laplace'ın söylediği şey bu. Bütün evren de böyle çalışıyor aslında. Biz hani şeyi perdeyi kaldırdığımız zaman arka tarafta İlk etapta bizi şok edecek kadar karmaşık bir durum var. Ama aklımıza uygun bir yapı bu. Takip ettikçe sebep sonuç ilişkileri yeni yasalar buldukça diyoruz ki açıklanabilir bir durum bu. Ve gidip işte 15 yaşındaki bir insana açıklıyoruz. Diyoruz ki işte F eşittir ma'dır ya da kütlelerinin tersiyle cisimler birbirini çekerler falan gibisinden yasalar cinsinden anlatıyoruz ve deneyini yapınca da 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Bir şekilde ona yakınsıyor. O diyoruz tamam bunu da anladık bir arkaya geçelim. Tamam mı? Bence bu basitlik anlayışı yani yekparelik o yekpareliği oluşturan belki ön tarafta görünmese bile arka tarafta bir sürü yekparelerin bir araya getirdiği, bir sürü atomik yapıların bir araya getirdiği Baltak ve Verkülah birbirleriyle haberleştiği yapılar ama çok clean bir interface üzerinden bu teyzeye sunulan arayüz üzerinden çok basit bir şekilde sunulacak yapılar bence mimari olarak da 3 satırlık 5 satırlık kod olarak da ya da ne bileyim 20 tane class'tan oluşan bir modül olarak da bence guiding principle dediğimiz şey bu olmalı. Hani buradan mesela şuna gelebiliriz. Hani bu Einstein'ın söylediği şey var ya her şey olabildiğince basit olmalı, daha da basit değil. Ha, neyi kastediyor bence? Bu basitliğin de belki de belli bir seviyesi var. Ve bakın mesela şunla birlikte düşündüğümüz zaman aslında yekpareliği yani tek parçadan oluşmayı bu Little Prince'in, Küçük Prens'in yazarı olan Fransız bu entelektüel bir vatandaş. Hem pilot, aynı zamanda yarı felsefeci ve edebiyatçı şeyle ilişkilendiriyor. Mükemmelliği basitlikle ilişkilendiriyor ve diyor ki aslında bu eklemeyle değil, çıkarılmakla yapılacak bir şey. Mesela buralardan yola çıkınca ben basiti şöyle algılıyorum. Bir de kod açısından düşündüğüm zaman. Ama bu çok bu felsefi bir terim. Tamam mı? Ben size mesela şunu da
açtım ki okumak isterseniz bakın diye. Bakın Şafak Ural'ın hala yaşayan bir profesördür, felsefecidir, filozof bir adamdır. Basitlik ilkesi diye güzel bir kitaptır. Böyle 150 sayfalık bir kitap. Felsefede antik Yunan'dan başlayarak orta çağda değişik akımlarda basit ne demektir? Ve modern fizikte 20. yüzyılda basit tamamen felsefeden de çıkıp aslında fiziksel, matematiksel bir şey haline geldi. Bir kriter haline geldi. Yani evren basit midir, değil midir? Tamam mı? Basitse bize niye karmaşık geliyor falan. Hakikaten çok bilimsel bir nosyon aynı zamanda. Bu güzel bir kitap. Böyle çize çize okuyabileceğiniz bir kitap. Yani bunu söylemişken, basitten bahsetmişken bu kitaptan da bahsetmesem olmazdı. Tamam mı? Şimdi bunların kodla ne alakası var? Birincisi bence bir yazılımda bir işi, bir functionality, bir requirement'ı, bir haberleşmeyi ama bir iş olarak düşünüyorsak bunun ne kadar basit olduğunu öncelikle sormamız lazım. Ve basitliğin burada bence alt parçalara bölünemeyen anlamını öne çıkarmamız lazım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında basit kod alt parçaları olmayan atomik koddur. Ne demek Akın abi alt parçası olmayan atomik kod? Nasıl mükemmellik basitlikle elde ediliyorsa, ha, bu bir seferde elde edilmiyor. Bunun da farkındayız. Bu Fransız abinin söylediği gibi çıkara çıkara basite ulaşacağız. Ama neyi çıkaracağımızı, neyi çıkarmayacağımızı düzgün tespit etmemiz lazım. Yanlış şeyi çıkarmamamız lazım. Mesela işte şey diyor ya, olabildiğince basit tut ama daha da basit değil. Yani mesela şöyle yapıyorum ben artık yazılımdan işte requirement analizi çıkardım. Yazılımı basitleştiriyoruz. Requirement analizini çıkartıyoruz. Abi yanlış şeyi çıkartıyorsun. Ha, requirement'ları çıkartırsan neyi yapacağına karar veremezsen eğer zaten ortada bir yazılım da olmaz zaten. Yanlış şeyi çıkartarak basitleştirmeye çalışıyoruz. Ama bunun gibisinden bir şey. Neyi çıkaracağımızı, neyi çıkarmayacağımızı düzgün karar vermemiz lazım. Soru o zaman şu. Böyle 20 satırdan, 20 sınıftan, 20 tane metottan neyse oluşan bir şey var. Biz onun ne kadar basit olduğuna nasıl karar verebiliriz? Bence ister sınıf seviyesinde, ister package namespace seviyesinde, isterse de bir satır seviyesinde alt parçası olmamaklığı araştırmamız lazım. Yani hani basitlik, mükemmellikti ve yekpare olmaktı. Hani varlığın alt parçası olmayan nüvesiydi ya. Bence o nüve seviyesine gelebilmiş kod basit koddur. Mesela hızlıca söyleyebiliriz şunu. Bu o yüzden çok önemli. Copy paste ile bir kod eğer copy paste ile başka yerlere dağılma eğilimindeyse basit değildir. Bu kadar basit. Neden? Atomik değildir. Alt parçaları vardır. Bundan dolayı da aslında birden fazla şeyi bir arada yapıyordur. Tamam mı? Ha bunu ister single responsible dersin, open close dersin, şu dersin, bu dersin ama bence bütün bunların arka taraftaki metafizik yapısı basit kelimesinden ikinci anlamıyla yekpare olanı, daha alt parçalarına bölünemeyecek olanı anlamamız. Fiziksel anlamda da böyle, felsefi anlamda da böyle, teolojik anlamda da böyle. Bakın okuduğum bir kitapta ne diyorlardı biliyor musun? Vatandaş ne diyor biliyor musunuz? Düşünebileceğimiz en basit şey olsa olsa Tanrı olabilir diyor. Vaa dedim ki bunu söyleyin oğlum dinden mi çıkıyorsun falan filan. Sen Tanrı'ya basit mi diyorsun? Ama öyle değil. Mükemmellik ile basitlik eşdeğerse en basit olan en mükemmel olmalı. En basit olan kompozit olmamalı. Bu anlamda basitin karşılığı aslında kompozit. Tamam, basit tek parça, yalın, yekpare ama kompozit bir sürü parçadan oluşan. Biz kompozitiz. Varlık kompozit. Ama diyor ki eğer varsa en basit olan Tanrı olmalıdır.
Çünkü mantık bunu gerektiriyor. Ha bunları okuduk. Yani bunları düşündüğüm zaman önce insan böyle tokat yemiş gibi oluyor. Sonra düşündüğün zaman doğru diyorsun. Eğer simplicity is the ultimate sophistication'sa, tamam mı? En mükemmellikse basitlik, düşünebileceğimiz en basit şey olsa olsa bir tanrı olabilir. Bundan daha mükemmelini düşünemem ben nitekim. Hani bu da aynı zamanda böyle ilgilenenler bilirler. Saint Anselm'in ontolojik argümanına denk gelir. Tanrı kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen şeydir. Ama bu hani Tanrı'yı nasıl düşünebiliriz diye. Var yoktan başka bir şey bu. Eğer düşünmek üzerinden gidiyorum ben. Ha, dolayısıyla bunları düşündükçe daha da kafama oturmaya başlıyor. Diyorum ki o zaman bir kod parçası ister bir metot olsun, ister bir sınıf olsun, ister bir package olsun sadece tek bir işi yapmalı ve onu öyle yapmalı ki o işin tek bir iş olduğuna ben tamamen üzerine yemin edebileyim. Ha bana şöyle diyebilirsiniz. Akın abi bugün tek bir iş olduğunu düşündüğüm bir kod parçası 3 gün sonra Ayşe geldi dedi ki ya Akın abi sen şurada bir tane metot yazmıştın 50 satır. Onun 20 satırını ben kopyalıyorum alıyorum. Oo iş bitti. Ayşe gelip de bana 20 satırını alıyorum dediği zaman aslında benim tek iş olduğunu düşündüğüm o 50 satırlık kod parçası aslında öyle değilmiş. İki parçadan oluşuyormuş. Ha, bu da ne anlama geliyor? İki parçaysa atomik değil, Ayşe'nin istediği 20 satırlık, onun dışında kalan 30 satırlık iki parça. Ha, burada ben atomluğu nasıl sağlayabilirim? İşte o Fransız abinin söylediği gibi ekleyerek değil çıkararak. Çıkar abi o 20 satırı ayrı bir metot yap. 30 satır burada kalsın. 30 satırın içinden 20 satırı çağır. Geriye dön. Ayşe de copy paste'le almasın onu. O 20 satırı çağırsın. Geriye dönsün. Ve böylelikle aslında bu anlamda basitlik bir seferde yakalanacak bir şey değil. Basitlik bir süreç işi. Hani bu örneklerden de o Fransız abinin söylediğinden de ya niyet ettim Allah rızası için basit kod yazmaya. Böyle bir şey olamaz. Tabii ki biz basit bir yerde bir tek iş yapacak şekilde oturmalıyız ama requirement'lar değiştikçe, bizim domaine olan vukufiyetimiz arttıkça, arkadaşlarımızla takım oldukça, zihnimizde ampuller yandıkça, fonksiyonellikler arttıkça, şöyle printerlar da geldi, bu ekranları da desteklememiz lazım, şöyle bir kullanıcı da geldi, devlet işte ne bileyim FIFA'nın 2048 Dünya Kupası'na başvuruyor, bundan dolayı şöyle şeyler yapılıyor, bizim projeyle alakası ne? Her şey bizim projeyi her şey etkileyebilir. Yani Dünya Kupası'na başvurur devlet, o bizim projemizi etkileyebilir çok rahatla. Bu yazılım yani yazılımdan bahsediyorum. Hocam burada bir şey soracağım ben. Şimdi mesela işte bu don't repeat yourself muhabbeti var ya, işte duplike etme kodu falan. Şimdi mesela yeni mikroservis dünyasında bazen bir şeyleri ortaklaştırıp tek bir ortak jar yapıp ayrı ayrı tüm servislere deploy edebiliriz. Ama buradaki coupling'i çok arttırıyor diye biz mesela bazı yerlerde kodu bilerek duplike ediyoruz. Veyahut da CPA taraflarında bilerek duplike ettiğimiz yerler var. Artı mesela Entiteleri işte falan mesela. generic programming artık mesela arka tarafta objekte o cast olma maliyetleri vesaire biraz daha dünya işte reflection'dan generic programming'den mesela kaçıp biraz daha belki işi uzatıyor falan. Bu anlamdaki bizim mesela basitlik algımız da özellikle mesela işte yeni dünyada işte AOT konuşuluyor, JDK'nin içerisine falan şimdi yedirecekler. Bu tarafta beraber bizim basitlik algımız da değişiyor mu sanki? Şöyle kesinlikle basitliği yani bugün bu basitliği bir iki saatlik böyle toplantıyla halletmemiz mümkün değil. Belki en core taraflarından bahsediyoruz ama mesela basitliğin ben şurada bakın bizim şeyde basitliğin farklı veçhelerine girdiğim zaman şurada neden bahsedeceğim ben? Cohesion ve coupling'den bahsedeceğim. Basit kod kohezyonu yüksek coupling'i düşüktür diyeceğim.
Ve o zaman da şuna geleceğiz. Acaba Akın abi bir taraftan basit kod, tekrarı olmayan koddur diyorsun. Bir taraftan da coupling'i düşük kod diyorsun. Coupling'i biz tekrar etmeyelim. Tamam. Dolayısıyla tekrar etmemek için Ayşe'nin çağıracağı kod parçasıyla benim çağıracağım kod parçasını tekrar etmemek adına gidip şurada abstract edip yeni bir sınıf olarak, yeni bir metot olarak koyalım. Mesela böyle yeni bir metot yaptım ben o 20 satırı. Sonra Mahmut da geldi. Akın abi dedi buradaki dedi 20 satır değil, 50 satır da bana lazım dedi. O onu aldı, bu bunu aldı. Bunları ayrı ayrı metotlara ben koydum. Sonra dedim ki ya Ayşe, Mahmut gelin bakalım bir. Ya bu metot, şu üç metot birbiriyle çok alakalı. Şu iki metot çok birbiriyle çok alakalı. Bunları ayrı sınıflara koyalım. Bu üç metodun ortak kullandığı fieldlar, işte instance variable'lar olsun dedim. Ve böyle giderek böyle 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 önce metotlar, metotlardan sınıflara, böldükçe sınıflardan namespace'lere, package'lere doğru ilerledim. Tamam mı? Şimdi bak, bu don't repeat yourself'ten bize gelen şey. Hep atomik bir şey elde ediyoruz. Şimdi sen de diyorsun ki Akın abi tamam da Ayşe'nin çağırdığı kod ile senin çağırdığın kod orada bir metot var. Tamam, doğru. Ama o metot üzerinden senin kodun Ayşe'nin koduna bağımlı hale gelmiyor mu? Soru bu. Dolayısıyla basit olmanın iki farklı veçhesi burada çelişir hale gelmiyor mu? Atomiklik, tamam, doğru. Atomik olması anlamlı. Don't repeat yourself'e gidecek. Bu o kadar önemli ki aslında mesela bu TDD'nin işte çıkaran vatandaş Kent Beck, belki bu dünyada yazılım dünyasında kendisine en saygı duyduğumuz vatandaş, aslında ne diyor TDD ile ilgili? Önce testi geçecek kadar kod yaz, sonra eliminate duplication. Yani Kent Beck gibi bir vatandaşın clean koddan anladığı şey tekrara düşmeyen koddur diyor. Bak adam çok iyi bir şeyden bahsediyor. 2000 yılların başında söylüyor bunu. Diyor ki benim için clean code, tamam mı? Eliminate duplication. Tamam mı? Tekrarları ortadan kaldır. O kadar temel bir şey. O kadar temel başka bir şey daha var. O da şu. Ya bir kod üzerinden ben Ayşe ile bağımlılığa sahipsem, Ayşe 3 gün sonra derse ki benim durumumdan dolayı ben bu metodu değiştirmek istiyorum. O metodu ben de çağırıyorum. Akın abi o zaman oraya sen integer değil long geçebilir misin? Halbuki benim işimi görmesine rağmen sırf Ayşe'nin durumundan dolayı ortak çağırdığımız kod ki o don't repeat yourself'tan dolayı orada duruyor. Halbuki Ayşe copy paste'te kendisine alsaydı o kodu hiçbir problem olmayacaktı. O zaman Taner senin söylediğin şuna geliyoruz. Basitliğin birden fazla veçesi var. Birisi don't repeat yourself iken öbürküsü de loosely coupled yapılar oluşturmak. İkisi birbiriyle çelişiyorsa hayat çelişkilerden ibaret. Her zaman böyledir hayat. Hangisini seçmeliyiz? Bence hangisi daha değerliyse orada onu seçmeliyiz. Eğer çelişiyorsa. Eğer şu bizim için daha değerliyse bir sebepten dolayı bizim kodumuzun hiçbir iki parçası birbirine benzememeli. Eğer benzerse şu metrik üzerinden dörtten aşağıya düşersek müşteri paramızı ödemeyecek. Bu böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Eyvallah. Hocam İyi. burada aslında birçok durumda böyle it depends olduğunu gördüm ya. Buradaki bu deneyim şeyi mesela orada sizin baktığımızda o takımın belki o kodu o jarları yönetebilme becerisi bile seçim yapmayı belirler aslında Kesinlikle. artifaktörüyle. Oradaki yönetebilme kelimesini benim bir sonraki cümlede kullanacağım cümleydi. Ben diyecektim ki hangisini daha rahat yönetebiliriz? Hangisini yönetmeyi tercih ederiz? Hangisini yönetmeyip halletmeyi tercih ederiz? Bana derseniz ki abi bir başka takım ile bizim
aramızda böyle Ayşe başka bir takımda, onların başka bir schedule'ları var. Biz başka bir takımdayız. Ayşe ile benim aram iyi, hallediyorum ama olay Ayşe ile benim aramın iyi olmasını aşıyor. Ben onları durduruyorum. Onlar benim işime karışıyorlar. O berbat bir durum oluyor. Ya o zaman yemişim atomikliği. Tamam. Ya da yemişim don't repeat yourself'liği. Ayşe'cim kusura bakma, seni çok seviyorum ama al kodunu kopyala git. Sen istediğin gibi değiştir, oyna. İstiyorsan onu bir klas yap. Benimki burada kalmaya devam etsin. Bence bu mühendislik tam olarak bu. Sadece problem şu burada. Ezbere gitmede bir problem var Taner. Yani yönetebilmekten kasıt şu, ama hakikaten durumlara baktığımız zaman biz hangisini yönetebiliriz? Hangisi bizim için daha fazla katma değer sağlayacaksa basiti o anlamda kullanmamız lazım ya da o veçesini öne çıkarmamız lazım. Yönetebiliyoruz bunu. Yan yana iyi takımlarız. Onların schedule'larıyla bizimki çok şey yapmıyor. Yazılacak olan kod zaten çok kritik bir kod. Tamam mı? Biz onu car olarak yapalım ya da ayrı bir takıma onu verdik. O takım daima bizim önümüzden gidiyor. Bizim schedule'ımızda ayağımıza Ay. dolaşmıyor. Ne bileyim yani benim yani bu konularda bence sahip olmamız gereken şey böyle hani don't repeat yourself. Akın abi dedi ki tekrarsız kod günahtır, haramdır, şu yap. Ya mesele bu değil yani. Kimin ne dediğinden ziyade hangi ortamda neden böyle diyor? Bunun arka tarafındaki sahipler nelerdir? Uyarsam neyi kazanırım? Uyumazsam neyi kaybederim? Ama biz mühendislik yapıyoruz. Yani biz science falan yapmıyoruz yani. Hakikati bulmaya falan hiç çalışmıyoruz. Hani felsefe hakikatin işte ciğerine gireceğim. Ya yemişim hakikati. Biz sadece maaşımızı zamanında alabilmek için olabildiğince uygun işler yapmaya çalışıyoruz. Hani bilimi biz doğruyla ilişkilendirirsek, felsefeyi, dini, hakikatle ilişkilendirirsek, mühendisliği bence uyumla ilişkilendiririz. Bu anlamda yani birazcık böyle pejoratif anlamda kullanıyorum. Çok da ahlaklı bir iş yapmıyoruz. Ya yemişim prensibi. Prensipleri ben bileyim ama o prensipleri doğuran o ortamları, o prensibe uyduğum zaman ne olacak, neyi kaybedeceğim bunu bileyim. Ona göre kullanayım. Dolayısıyla Hocam burada böyle bence. bir sorum daha olacak size. Şimdi bazı okudum bu bir iki yabancı kaynakta şöyle bir şey diyor. Hani basitlik o kadar mükemmel formuna ulaşmıştır ki hani bir şey çıkarmanın yanı sıra bir şey de eklenemez vesaire diyor. Hocam Doğru. bazen şunu yakalıyorum. Nerelerde over engineering acaba yapıyor muyum diye. Tamam şu değil. Atıyorum al REST servisi direkt DB'ye bağla arada servis vermiş olmasın değil ama bazen mesela öyle bir kez geliyor diyorum ki ya buraya strateji pattern gider başka rule'lar gelir diyorum. Baktım 2 yıl geçmiş aradan kocaman kurumsal proje gelmemiş ama ben oraya kocaman bir geliştirme yapmışım vesaire. Boşa mı Bazen kürek? böyle durumlarda da kalabiliyorum hocam. Doğru. Doğru da bu çok insani bir durum. Yani sen ileride şöyle bir şey olacak diye belli kararlar alırsın, onlara yönelik davranırsın, önlemler alırsın ama ölünceye kadar öyle bir durum olmaz. Geriye baktığın zaman o an gençken biz böyle düşünmüşüz. Oho dersin. Bazen de öyle kararlar alırsın. Böyle düşünmeden tak tak alırsın. Herhalde böyle olacak falan diye yapıverirsin. 3 gün sonra hayatını kurtarır. Dersin ki bak şu Allah'ın işine abi. İki böyle uyanıklıkla uyku arasında buna karar vermiştim, yapıvermiştim. Hayatımı kurtardı. Ama bu yani bu Amerikalıların böyle manyak manyak lafları var. İşte the best way to predict the future is to create it diyor. Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu create etmektir diyor. Tamam da bunu en iyi yapabilecek tek şey olsa böyle tanrısal bir akıl, tanrısal bir zeka olabilir. Ben 3 gün sonra ne olup ne olmayacağını bilmeden nasıl acaba, nasıl oraya ne kadar vakit harcayacağımı ya da harcamayacağımı, hiçbir parçası çıkarılmayacak hale mükemmel bir şekilde nasıl
getirmem gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Buna nasıl karar vereceğim? Bence iyi mühendis bu. Bence böyle şey kelimesi vardır bizim kültürümüzde, işte hikmetli, wisdom, İngilizce işte wisdom, hikmet, ya da phronesis diye bir kavram daha vardır antik Yunan'da. Ahlaki olarak öngörüye sahip. Bizim dilimizde feraset denir buna. Ferasetli insan derler. Neden? He, onunla o evlenirse, bak bu çocuk biraz böyle, bu kız da buna gelemez. Birbirlerini yerler der ve 3 gün sonra da öyle olur. Ve dersin ki, abi bunu nasıl bildin? Bunlar genelde abiler olmaz. Genelde anneler babalar olur. Ve bu yaşla da alakalı bir şey değil. Ama bu düşünmekle ilgili bir şey. Ama yani gözlemlemek, düşünmek, gözlemlemek bununla başarılacak bir şey. Sadece 70 yaşına geldiğin zaman başaracağın bir şey değil. Yani bu da şu anlama geliyor. Bunu şey çok güzel anlatıyor. Bu Software Engineering at Google kitabı. Ama bu mesela şu arada oluyoruz biz. Ben buraya interface koyayım, şunu yapayım, bunu yapayım, exception'lar, null döndürmemek için taplalar atayım, option'ı kullanayım falan gibisinden büyük bir engineering yapıyorum oraya. Ama normalde 10 dakikada yazıp puşlayacağım kodu bir gün üzerinde kafa patlatıyorum. Sonra bakıyorum ki boşuna kürek çekmişim. Tamam mı? Dolayısıyla yanlış bir şey mi yaptım? Bence yaptığımız şey yanlış değil. Sadece yanlış yerde yaptık. Ha, nerede onu nerede o eforu nerede harcamalıydık? Nerede harcamamalıydık? Birincisi bence İşte o ferasetli, senior developer diyorlar ya, senior kelimesi ne demek? Yaşlı demek aslında. Senior'dan kastedilen aslında 65 yaş ve üstüdür. Ve temelde 65 yaş ve üstündeki insanlar ne ile bilinirler? Yani arabaya binemiyor, çok affedersiniz, altını tutamıyor falan, o mudur seniorlukla aklımıza gelen şey? Hayır, o değildir. Hikmetli olmaktır. Ferasetli olmaktır. Olabilecek şeyleri önceden görebilecek bir göze, akla ya da gönüle, bizim Neşet Ertaş'a rahmetli sorsak gönül der o. Biz akıl diyebiliriz, kimisi göz diyebilir. Neyse yani, ona sahip olmaktır. Yani bu bence 10 senedir çalışıyorum, senior developer olmalıyım mı sorusunun cevabı 10 senelikle alakalı bir şey değil. Böyle bir problemde acaba buraya bir günlük dizayn eforu verir, daha iyi kod mu yazarsın, yoksa o bir gününü başka yere mi harcamak istersin? Buna daha iyi bir argüman getirebiliyorsan, mesela buna şöyle bir argüman getiriyorsan, gider business tarafıyla konuşurum, değişme ihtimali olan yerleri, probability'lerini, şunları bunları bir Excel'e koyarım, top 10, en yukarıda olan 10 tane konudan birine harcarım diyebiliyorsan bence senior developer olmuşundur. Belki de Java EE'yi hiç kullanmadın, Spring'i yeni öğreniyorsun. Çünkü bu teknolojik bir şey değil. Ya da belki 6 senelik developer'sın ama bunu görebiliyorsan bence senior developer olmuşundur. Yanındaki junior developer'a şunu diyebilirsin: oraya boş ver, orası muhtemelen değişmeyecek. Değişse bile çok hızlı halledebiliriz. Sen şu taraflara 2 gününü harca, orasını Hocam, daha rahat yapalım. Bence karar bu yani. şöyle benim mesela telco domaininde biz çalışıyoruz ve mesela işte burada az çok bakınca domainin içerisinden kestirebiliyorum nerenin değişmeyeceği. Ama beni alıp mesela bir fintech'e, payment'a koy, hani oraya o işte belki hiç distributed'la katılmaması lazım bir domain ama hani ne kadar senior olursan ol, o domainde yeniysen Doğru. değişebilir diye boşuna mesela single Doğru. of paint failure at gitsin gibi. Doğru. Doğru. O yüzden bence bu wisdom'da, phronesis'te, yani senior developer olmaklık domainle alakalı bir şey. Java ile, C Sharp'la, Go ile hiçbir şekilde alakalı değil. O yüzden diyoruz ki domain driven design denen şey
Eric Evans'ın bize anlattığı şeyi insanlar şey diye alıyorlar. O domain driven design mikroservisler var. Herif mikroservisin mikrosunu kullanmıyor. O zaman mikroservis kavramı bile yoktu. Domain driven design'da işte event sourcing falan filan yapıyoruz. Adam işte bundan bahsetmiyor bile. Çok daha sonra çıkmış şeyler işte event storming falan çok daha sonra çıkmış teknikler. Tamam mı? Adamın dediği şey şu. Her şeyi belirleyen domain olmalı ve herkes aynı dili konuşmalı. Dolayısıyla bu şu demektir Taner. Sen yeni bir telco domaininden çıkıp da yeni bir iş bulup da yeni bir mesela fintech domainine girdiğin zaman o domainde ciddi bir zaman aslında junior olacaksın. Ne zamana kadar? O domaindeki ta kelimelerden başlayarak, tamam mı? Zeyn ne demektir? Ya ben Amerika'dan döndüm. Girdiğim domainlerden birisi Skor dedi. Zeyn ne demektir? Ya dedim ki gidip ben Osmanlıca dersi alayım. Zeyn, daini, mürtehin. Ne demektir bunlar? Tamam mı? Türkiye'de kimse de bilmiyor Zeyn'in. Hani dışarıda hiçbir insan bilmiyor Zeyn'in ne olduğunu. Ha, sigortacıya sorduğun zaman diyor ki poliçeye yapılan değişikliktir diyor. O diyorsun endorsement, addendum. Böyle saçma saçma gittim ben Türkçe, İngilizce sigortacılık sözlüğü aldım. O domaine hakim olmaya çalıştım. Ondan sonra daha anlamlı sorular sorabildim. Ama işte domain driven design aslında bütün bunlara karar verecek olan aslında domain'dir diyor. Domain'i bilmezsen, tamam mı? Domain'i düzgün bir şekilde bilmezsen ve bunu takımca bilmezseniz, buna ubiquitous language diyor. Yaygın, herkesin üzerinde hemfikir olduğu isimler, cümleler, atasözleri, şakalarınız bile, yani domain driven design aynen öyle. Şakalarınız bile domainle alakalı birisi yaptığı zaman herkes anlayabilmeli. Yani o tester'ından tut proje yöneticisine kadar, product owner'ından tut junior developer'ına kadar. Birisi senin zeylini yerim bak ha diye böyle Akın abi 50 senelik sigortacı Akın abi böyle bir espri yaptı. Herkes sırıtabilmeli. Bu böyle bir şey. Yoksa ben nereden bilirim ki Zeyl'in zibilyon çeşidi var. Bu değişiyor, bu değişmiyor. 3 gün önce devlet şöyle bir yönerge çıkardı. Bundan dolayı hadi bize 2 aylık iş çıktı. Bilemem yani. Dolayısıyla bu bir kişinin boyunu aşan bir şey. Sadece sinir olmak belki şu sen telkoda sinirsen tamam mı? Yeni bir şeye geldiğin zaman, yeni bir domaine geldiğin zaman Taner'cim şunun farkına varırsın. Abi ben nereye şu dizayn pattern'ını uygulayacağım? Nerede atomikliğin peşinden gideceğim? Nerede copy paste'e izin vereceğim konusu burada çok farklı dengeler üzerine kuruluyor. Belki bunu anlamak için benim kendime bir 6 ay vakit vermem lazım. 6 ay sonra eski tecrübemi de kullanarak burada ben senior olabilirim. Bu hiçbir şekilde bir teknoloji problemi değil bence. Anlatabiliyor muyum? Hocam çok net çok net anladım hocam söylediğinizi. Hocam Bunlar durum buradaki yani. Pardon. şey de ben mesela daha junior'ken falan şeylerim vardı kafamda. Hani bu kitapta böyle yazıyor. Design pattern'lar en iyisi her durumda uygulamam lazım. Bu durumda her zaman best bu. Aslında ilerledikçe şeye geldim hocam. Yani her şey it depends duruma doğru gidiyor gibi. That's what we call engineering. Bu bizim mühendislik dediğimiz durum. It depends. İşte şeye abi ne bileyim Mercedes'e telefon açtın tamam mı? Evimin tepesine inen bir Mercedes istiyorum. Adamlar muhtemelen diyecekler ki well it depends. We can do it for you but it costs you bla bla bla. Bol sıfırlı 10 üzerili bir rakam söyleyeceklerdir. Bu mühendislik. Ama Newton'a gidip söyleseniz ya abi bu karesiyle değil de kübüyle ilgili olsun ya da Kant'a gidip söyleseniz ya şu ahlak dediğin şeyi şöyle yapmayalım. Ahlak dediğin şeyi biraz böyle herkes kendince şey yapsın desen onlar it depends demeyeceklerdir. Çünkü birisi ahlak, birisi fizik, birisi matematik. It depends'lik bir durum yok. Tamam mı? Daha yasayla alakalı durumlar bunlar. Ama mühendislik bence o yüzden mühendislik bir miktar ahlaksızlık.
Şimdi herkes salonu terk etmesin. Akın Hoca bize küfrediyor falan filan diye. Öyle değil. Hani böyle hani öğretmenlik kutsallıktır falan filan. Hani onlara çok inanan bir insan değilim. Ama yaptığımız işin mahiyetini düşündüğümüz zaman, tamam mı? Biz doğru olanı, mutlak doğru olanın peşinden gitmiyoruz. F eşittir ma'yı bulalım. E eşittir mc kareyi bulalım. Her yerde böyle olsun falan filan değil. Biz yasalardan ziyade prensipler üzerinden gidiyoruz. Yani yasa dediğin şey F eşittir ma gibi. Evrenin her tarafında aynen öyle. 1500 sene sonra da öyle olacak. Yok. Biz prensiplerimiz var. Onları uyguluyoruz ve duruma göre karar veriyoruz. Ama mühendis olmak bence bu demek. Diğer mesleklerden en temel farkımız bu. Yani sanat çok farklı bir şey. Ama onun farklı dengeleri var. Ama benim aklıma mühendislik geldiği zaman mühendislik içinde bulunan şartlara sahip olduğu yasaları, prensipleri en iyi uygulayan ve o an için sadece o an için değil, gelecek içinde en uzun ömürlü çözümü bulabilen bir insan geliyor. Bak az önce şeyden bahsettim. Mesela bu Software Engineering at Google kitabı çok iyi bir kitap. Ben eskiden bu yana düşünürdüm. What is difference between programming or develop and developing software? Ya program ile software arasındaki fark nedir? Ve kendimce şöyle bir çözüme ulaşmıştım. Programlama bir art olabilir. Bir böyle yaratıcılık için içinde olabilir. Nitekim programming science mıdır, engineering midir, art mıdır diye sorarlar. Böyle paperlar vardır. Ben grad school'dayken böyle paperlar okumuştum. Tamam mı? Yaratıcılık var programcılıkta. Dolayısıyla arttır. Yani dünyanın en bilindik algoritma kitaplarından birisi Dan Knott'ın yazdığı kitap Art of Computer Programming. 5 ciltlik kitap. Hani ben bir yerde programming arttır demiştim. Bana dediler ki hiç art olur mu sen ne diyorsun falan filan. Ya Dan Knott'ı bulsak herifin elini öpe öpe şey yapalım yani. Diyelim ki kutsa bizi büyük baba diyelim, tamam mı? Herif 90 yaşına falan gelmiş Stanford'dan hoca. 5 ciltlik kitap yazmış. Art of Computer Programming. Bu kadar basit. Programming bir arttır. Ama software development definitely engineering. Kesinlikle engineering'dir. Neden? Programming bir kişinin yaptığı iştir. Software engineering bir takımın yaptığı bir iştir. Burada bence en temel vurgu zamansallıkta. Bakın zamansallık felsefi bir şeydir. Mesela Heidegger falan da der ki insanı insan yapan insanın zamansallığıdır. Mesela zaman olmasaydı bu dünyayı biz çok farklı şekilde algılardık. Tamam mı? Mesela ölüm olmasaydı muhtemelen zaman da olmazdı. Öncelik sonralık gibisinden şeyler çok farklı anlamlara gelirdi. Tamam mı? Şimdi yine felsefi bir giriş yaptım. Şey de aynısını diyor. Software Engineering'de Google diyor ki programming ile software arasındaki en temel fark zamansallıktır. Zamandır diyor. Neyi kastediyorsun abi? Şunu kastediyor. Ya bir kod yazdın. Bak bir kişinin açısından bakalım. Bir developer açısından bakalım. Kod yazdın. Yarın sabahleyin asistana saat 9'u 10 geçe göstereceksin. 9:20'de bitecek göstermen. Ya A alacaksın ya F alacaksın. 9:20'yi geçinceye kadar çalışsın. Ondan sonra istiyorsa kül olsun kod. İstiyorsa memory out of memory hatası versin. Stack overflow hatası versin. Göçsün makineyi kapatıp açmak zorunda kalayım. Hiç beni ilgilendirmez. That's programming. Bu programlamadır. Ama öyle değil de yarın saat 9'u 10 geçeden 9'u 20 geçeye kadar çalışsın değil de yok abi önümüzdeki 5 sene boyunca çalışsın. Biz bunu envai çeşit vatandaşa satacağız. Onlarda da çalışsın. Unix'te de çalışsın. Microsoft SQL Server'da da çalışsın. Şunda da çalışsın. Java 8'de de çalışsın. Java 17'de de çalışsın diyorsan buna zamansallık diyor. Tamam mı? O zaman bizi programming kurtarmaz. O zaman bize olsa olsa engineering kurtarabilir. O sanatsal, yaratıcı kısmı daha takım oyununa, daha uzun vadeli, scalability'si, işte efendim adaptability'si, ne bileyim database'den bağımsızlığı, coupling'i, cohesion, işte microservice'ler yok,
İşte Kara Cuma'da 5 milyon kişi girecek, bizden satın alacak. Biz ayakta kalmamız lazım. Geçen sene göçtük, rezil olduk falan filan. Ha, işte programming ile başlayıp bence engineering tarafına, software development tarafına geçmek böyle bir şey. Bu taraf software development tarafı engineering. Ama hani kod tarafı sadece kod. Sabaha kadar çalışsın bir daha ellemeyeceğim tarafı programming tarafı. Ha bazen bu önemlidir. Böyle çok small scale'de burası önemli olabilir. Ya burası çok hızlı çalışsın. En iyisini yapayım. Tamam. Ama birazcık geriye doğru geldiğimiz zaman büyük resimde kocaman bir takım var. Yüz binlerce satır kod var. Uyumluluklar var, scalability var, bağımlılıklar var, işte deadline'lar falan filan. Ha, o small scale'de o algoritmanın çok iyi çalışmasından çok daha farklı şeyler var. Çok daha farklı, efendime söyleyeyim, konsörler var, alanlar var yani. Onların hepsini birden düşünmek programming değil. O yüzden bu da bence şeyle ilgili bir durum. İşte senior olmaklıkla ilgili bir durum. Yani senior gün gelir bir algoritmanın orada büyük eşit mi olacaktı, büyük mü olacaktı? Büyük eşit olursa şöyle olur, o zaman sınır değerde böyle olur. Bunu düşünmektir. Bunu düşünmektir. Ama birden arkaya dönüp de müdür arkasında varsa ya da CTO geldiyse nasıl gidiyor bizim security ile alakalı acaba şu işte penetration testinden geçebilecek miyiz dediği zaman da o senior developer'sa az önce 3 satıra odaklanmışken birden böyle hani şeyler falan var ya internette görüyoruz. Bir kız yere yatıyor, onun gözünü gösteriyor. Sonra odağını yukarı doğru çıkartıyor. Ta evrenden bir yerden dünyaya bakar hale geliyoruz. Buna dönebilmektir. Bu da çok tecrübeyle, iyi bir zeka ile, iyi train edilmiş, farklı abstraction tabakalarında gidip gelebilen aynı şey gibi sağlam bir böyle Canon bir makinanın objektifi gibi böyle burnuna odaklanabiliyor. Sonra pat diye geri geliyor. Bütün stadı gösteriyor. İki tarafı da kaleyi de görebiliyorsun. Ben hani senior olmaklığı ya da zeki olmaklığı bununla ilişkilendiriyorum. Yani bu çok IQ'luk bir şey değil bu. Tecrübe, üzerinde düşünmek, kafa patlatmak, çuvallamak, rezil olmak belki. Hani benim işte çocukken yaptığım gibi ben dediğim gibi sevinmiştim yani. Bak dedi aklın ne yaptığını görüyor musun dedi. Benim tabii tıfıl olduğunu biliyor. George denen vatandaş. Bana da öğretmek amacıyla söylüyor. Gittim buldum ve çok şey öğrendim yani. Ha, dedim ki deadlock buymuş bak. Kitaplarda görmüşüm. Operating system kitabı şudur budur. Bak burada ben bunu yarattım. Bu güzel bir şey. Yani çuvalladık bereket runtime'da şey live'da değildik yani. Testler mesler falan filan yapılıyordu. Ama Hocam. hani bu bence mühendislik yani. Hocam burada şu da var ama biraz bence şimdi senior deyince bizim Türkiye'deki şimdi senior 3-4 yıldan sonra herkes senior ya. Mesela yurt dışında şöyle profiller çokça var. 20 yıllık, 25 yıllık, 50 yaşında, 60 yaşında aynı takımda development senior. Mesela şöyle bir firmada siz benim mesela ben senior level geçiyorum hocam. Ama öyle bir firma olabilir ki siz benim senior'ım olabilirsiniz. Ben de orada junior olabilirim. Ki benim için cennet falan yani. Hani bu domainde bu kadar deneyimli bir insanın olması. Mesela işte şey mevzu vardı hocam. Mesela işte YouTube'da bu Gangnam Style işte artı 2 milyar 147 milyonu geçince artı bir daha dönüp eksiden geldi ya hocam. Mesela Evet. oradaki asıl senior şeyi görür mesela ya bu ilk sınırını aşar bir daha Bak. çember döner gelir diye. Sinirlik şudur orada. Ben orada sinir olsam ya Gangnam Style'a ben müzik bile demem birincisi. Bak kesinlikle Dede Efendi'yi dinleyen, Munich Utandı'yı dinleyen, Beethoven'ın peşinden giden bir insan olarak buna müzik demem. Ben ona byte ayırırım. Daha ikinci haftada patlar. O yüzden o konuda benim müzik algıma güvenip de beni oraya koysaydın beni junior yapardın. Sen diyorsun ki abi long bile yetmedi, integer bile yetmedi diyorsun. Böyle şeylerle ben de karşılaştım. Ama
Dolayısıyla işin hakikaten ben öyle müzikleri çok seven birisi değilim. Kim dinliyor böyle bu kadar milyarlarca dinleniyor onu da bilmiyorum ama hani benim kız dinliyor mesela Kore müziklerini şunları bunları falan filan dinliyor. Bu kesinlikle öyle. Bu onu görmekle ilgili bir şey. Ben öyle şeyde danışmanlıkta falan rastladım. Yani primary key'yi işte tek tek arttırıyorlar Polici ID'si. 9 hane mi 10 hane mi ne işte Oracle'da belli bir tip var onu seçmişler. Zeydlerle birlikte Zeydlerin sayısı da çift haneye çıkıyor. Dolayısıyla 8 hane bilmem ne yanına Zeydle birlikte 01, 02, 03 diye gidiyor. 99'u geçmiş. Tamam mı? 3 hane o patlıyor. Nasıl bir çözüm bulacağız? Yani bence işte sinirlik böyle bir şey. Ha sinir olmana rağmen bulamayabilirsin. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorsundur ama en azından aynı hatayı ikinci defa yapmazsın. Bunu yaşadıktan sonra Gangnam Style ile alakalı, müzikle alakalı bir şey yapıyorsan dersin ki integer tutmayalım abi, long tutalım, long tutmayalım, big decimal tutalım, big integer tutalım ama başımıza böyle bir bela gelmesin. Hocam şeyde ne düşünüyorsunuz? Mesela ya sektör şu anda Türkiye'de çok ciddi 35'inden sonra yöneticiliği ittiği durumlar çok fazla. Yani bir yerden sonra kod geliştirmeyi sevseniz bile bir yaştan sonra devam etmek yerine daha böyle yönetici, daha manager ve hatta en iyi ihtimalle şey yani en güzel tabirle arkitekliğe doğru biraz daha teknik rollerde kalabilirseniz ne mutlu. Yani bir yerden sonra daha böyle tam 35'te 40'ta böyle hem pişmiş hem verimli olacak hem junior yetiştirecek cayır cayır o yaşlarda klavyenin başından çekip sizi şey oluyor yani hani Yönetici o oluyor, yapıyor. niş biriktirdiğiniz tam verimli olacak yaşlarınızda çıktı üretemiyorsunuz yani hocam. Bu konuda Bu konuda ben zaten dertliyim. Ben şu anda işte 50 yaşını geçtim. Beni en mutlu edecek şey aslında teknik kararlar vermek. Gangnam Style'ı işte integer mı yapalım, long mu yapalım? Bunların üzerine düşünmek beni en mutlu edecek şeydir ama ben Amerika'dan döndüğüm zaman 33-34 yaşlarındaydım. Bana senin şu anda 35-40 yaşlarında dediğin şeyi o zaman 30 yaşında yapıyorlardı. Bana dediler ki bakın mesela Amerika'ya gitmişsin, çok değerlisin. Sen zaten 30'unu geçmişsin, hala kod mu yazacaksın? Evet, hala kod yazacağım. Hala kod yazacağım değil, yeni başladım zaten yazmaya. Yeni başladın, ne kadardır yazıyorsun? İşte 8 senedir yazıyorum. Yok dediler sen artık bu yani senin bu Taner'cim söylediğin şey 35-40 yaşında olan vatandaşları artık yönetici yapıyorlarsa bu eskiden daha berbattı. Eskiden 30 yaşına gelen insanları yönetici yapıyorlardı. hocam Amerika'da bir kaldı. dönem Söyle söyle. okullarda şey varmış. Ben o kuşağı hiç şey yapamadım da mühendis kod yazmaz, yazdırır gibi böyle saçma şeyler de varmış. Ona yetişemedik biz de. Bu programming'in tabiatıyla alakalı hiçbir fikri olmayan hoca öngörüsü. Programming'i şu tuğlaları üst üste koymaya eş tutan bir insan zekası. Halbuki programming'in kendisi az önce bahsettiğimiz gibi işin içinde bilim de var, engineering de var, art da var. O yüzden üçü bir araya geldiği zaman programming oluyor. Ama software engineering'e doğru gittiğimiz zaman art ve science tarafı daha böyle small scale'de kalıyor. Programın içinde kalıyor. Big picture engineering'e doğru evriliyor. Dolayısıyla eğer birileri Türkiye'de kim dedi onu bilmiyorum ama diyeni bulursak bence benzetelim. Eğer böyle diyen birisi varsa kim demişse hakikaten programming'in tabiatıyla alakalı en ufak bir fikri yokmuş. Ya da bütün fikri şundan ibaretmiş. Aslında yazılım geliştirmek mühendisliktir, kod yazmak ameleliktir. Ameleler işte duvarı harçla örerler. Tamam mı? Program yazmak da böyle bir şeydir. Halbuki biz şimdi şunu tartışıyoruz. Coding bir design'dır. Bak öyle bir tane paper var 90'lı yıllarda yazılmış. Programming is a design. Neden? Çünkü karar verdiğin her şey bir design'dır. Bak ne demek abi? Karar verdiğin her şey bir design'dır.
O yüzden Mercedes'in üretim bandında bulunup da bir parçayı buraya Mercedes'in kapısına puntolayan vatandaş karar vermiyor aslında. Nereye, nasıl puntolayacağı, kaç saniye tutacağı hepsi belli. Diyor ki 5 saniyeden fazla tutma yakarsın, 4 saniyeden az tutma tam puntolayamazsın. İyi bir işçi karar verirse şunu veriyor. 4 saniye ile 5 saniye arasında. Ya developer nelere karar veriyor? Developer'ın verdiği kararlar aynı açık kalp ameliyatı yapan vatandaşın verdiği kararlar gibi. Aortu tutup buradan alıp onun yerine bunu mu yapalım? İşte burasını kaça kadar inmesine izin verelim falan. O kadar kritik şeylere karar veriyoruz ki biz kod yazarken yani programming yaparken bile çok small scale'de 10 satır kod yazarken bile o kadar fazla şeye karar veriyoruz ki programming her halükarda a kind of design. Bir şekilde bir design. Tamam mı? Bunu anlamayan insanlar, bunu düşünmeyen insanlar 70'li 80'li yıllarda böyle saçma sapan inşaat mühendisine öykünerek laflar söylemişler. Onların cezasını biz çekiyoruz. Bence bu düşünce, bak Taner, bu düşünceyi ben yaşadım. Ben Java Development yaparaktan, JVM Tuning yaparak para kazanmak isteyen gariban bir mühendistim. Bana dediler ki illa müdür olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın. Müdür oldum, onu da yapamadım. Yani dediler ki Akın biz seni döveceğiz, sen de Taner'i döveceksin. Sonra gelip dediler ki aynen böyle oldu. Dediler ki sen Taner'e çok şey davranıyorsun, çok yumuşak davranıyorsun. Bak adam gittikçe hata yapıyor. Ya işte Ali Bey durum böyle karmaşık, bu değişti, bunu tekrar yapmamız lazım, bunu bilmiyorduk, şudur budur, bunu bana zamanında söylememiştiniz falan. Dediler ki biz anlamayız, sen bunu nasıl, bak böyle nasıl öğreniyor insanlar biliyor musun? 30 yaşında şey yapan insanlar, yönetici olan insanlar. Kendileri developerken hangi problem çözme yöntemini kullandılarsa yönetici oldukları zaman da aynı problem çözme yöntemini kullanıyorlar. O da ne? İnsanları sıkıştırmak, iş yapmaya zorlamak, hızlı iş yapmaya zorlamak ve yetişmiyorsa overtime yapmak. Ben gözlemlediğim kadarıyla full time çalıştığım yerlerde de danışman olarak hatta eğitmen olarak gittiğim yerlerde yükselen insanlar çok tipik olarak herhangi bir farklı meziyetten dolayı değil, etrafındaki insanlara daha hızlı iş yaptırabilme meziyetinden dolayı yükseldiklerini çok iyi bir şekilde gördüm. Bunu kanıtlayabilir miyim? Kanıtlayamam. Ama hani zamanında düşünmüştüm. İşletmede bir doktor, MBA yapmıştım bir ara ben. İşletmede doktora yapsam bunu ben kanıtlayabilirim. İstatistik olarak kanıtlamak isterdim ama muhtemelen bunu sorduğun zaman kimse evet biz Ali'yi yükseltmedik, iyi mühendis olmasına rağmen Veli'yi yükselttik. Neden? Çünkü Veli Ali'ye tahakküm kurabiliyor. Yani sonuçta toplum bu. Yazılımcılar da olsa kim tahakküm Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir firmada, hiçbir sprintimde görmedim ki çocuklar bu sprint vaktiniz var. Testini yazın güzelcene. Güzelcene performansını gözden geçirin. Acele etmeyin. İşi sağlam yapın. Bir sprint denilmedi hocam. Hep bir deadline var. Hep bir koşuyoruz. Yani testi de kendi hafta sonumuzdan gece mece yazacaksak yazıp yani atıyoruz. açıkçası o Ecai At şey gibi zaten koşuyoruz hocam. akıllı Yani bunun koşuyoruz ama ismi Ecai'de var. scaling'ini, evet hocam, yani bunun scaling'ini bir ölçümünü yapamıyor musunuz? Yani Türkiye'de ben hiçbir firmada denk gelmedim, yani bu işin eforu budur. Sonra bir yıl sonra aynı yeri bir daha redizayn yapıyoruz, bir daha yapıyoruz. Yap yap Tamam, dur. doğru. Dolayısıyla bak 20 yaşından 20, 22 yaşından 30 yaşına kadar hasbelkader kod yazıp tam işin bu prensibini, basitliğini, cohesion coupling, o ferasete giden yolda ilerlerken birden önünün kesilip hadi müdürsün bir aralığa bitmelidir deadline'ını git arkadaşlara sor ve bunu da sprintlerle agile olarak yapacağız diye ki yutsunlar noktasına geldiğin zaman abi dersin ki ben zaten design pattern'ları daha tam öğrenemedim. Agile'in ne olduğunu henüz anlıyordum.
scalability, microservice, JVM, işte .NET'in yeni versiyonunda bak record'lar geldi. Şimdi Java'nın 18. 20. versiyonunda işte bilmem ne objeler gelecek. Immutable pass by value objeleri gelecek. Bu ne anlama geliyor? Henüz daha içselleştiremeden sadece kırbaçla koştura koştura iç yapan insanlar yönetici oldukları zaman bildikleri çözümü uyguluyorlar. Bu kadar basit. Yani ailede ne görüyorsan abi, evlendiğin zaman da çocuk çocuğuna öyle davranıyorsun eğer düşünmezsen. Düşünürsen, bak düşünürsen tam tersini yapabilirsin. Dersin ki annem bana böyle davrandı, babam bana böyle davrandı, ben böyle yapmıştım, ha, bu yanlıştı, bu doğruydu falan filan. Bunu düşünürsen farklı bir yapı kurabilirsin. Ama düşünecek zaman yok zaten. O yüzden bizim sektörümüz uzun lafın kısası bindiği dalı senelerdir kesiyordu. Senelerdir kesmeye devam etti. Yeni yeni fark ediyorlar. Ama hala sebebini anlayamadılar. Gençlerimiz kaçıyor. 3 senelik developer'a şu kadar para veriyoruz. Akın Bey işte sizi tanıyorlar. Gelin bir tane workshop yapalım. İşte bootcamp yapalım. Canavar gibi çocukları getirelim. Şu yapıyorlar, bu yapıyorlar. En iyisi bana diyen şey şu. Ya bu bootcamp'ten çok iyi çocuklar aldık. Akın hocam 3 sene çalışsa biz de öpüp başımıza koyacağız. Ondan sonra tutamayız zaten. Ve bir araya gelip böyle şey gibisinden şeyler var. Ne yazılım sanayicileri derneği falan gibisinden yazılımı hala sanayi olarak gören, çalışanına eleman kafasıyla bakan insanlar bir araya gelip hala sonucu görmüşler, sebebini anlayamıyorlar. Diyorlar ki gençler gidiyor. Biz yeni mezun vatandaşa bile tonla para veriyoruz. Vermek zorunda kalıyoruz. Ya niye böyle oluyor? Bir dön bakalım niye böyle oluyor? Yani Akın Hoca'yı neden müdür yapmaya çalıştın ki sen? Halbuki adam ölüyordu kod yazmaya. Ve insan yönetecek bir insan Hocam. değilim. Kendimi zor yönetiyorum zaten. Hocam bir şey söyleyeceğim. Benim son zamanlarda kulağıma gelen bu bootcamp'lerden bir de zorunlu görev yılı sözleşmesi falan imzalatılanlar oluyormuş mesela 2 yıl, 3 yıl. Yani Bak şey kültür şu sebebi değil bak şu. hocam. İnsanların gözü açılmadan üniversiteden mezunsun, baban ilkokul öğretmeni, borç harç seni öğret. Ben öyleydim mesela. İşe girmek için yanıp tutuşuyordum yani. Her türlü işe atlardım yani. Neden? Çünkü artık babamın dayanacak gücü yok yani. Tamam mı? Dolayısıyla öyle olan bir sürü insan var. Bana öyle yazıyorlar, ediyorlar. Biliyoruz yani. Tamam mı? Ha, dolayısıyla gözü açılmadan bootcamp'ten böyle parlak bir çocuğu yakala, 2 sene, 3 sene imza attır. Tamam mı? O kadar kullanabildiğin kadar kullan. Yani olay artık buraya geldi. Bence bunun Ya sonu, hocam, bak bunun sonu çok kötü. Bunun sonu şey çok kötü. yok yani ya. Ben onu değerli hissettireyim, kendine gelişeceği alan açayım. O bizi bırakmak istemesin, öyle bir yere çevireyim ortamı yok. Mümkün olduğu kadar savayım onu, gitsin Doğru mantığı. ama bunlar da bak bunlar da bizim çok hiyerarşik bir topluma sahibiz biz. Bu hiyerarşik toplumu biz bizim sektöre de uyguladık. Bizim hiyerarşik toplumda nedir? Yani öğretmeni gördüğün zaman biz gençliğimizde çocukluğumuzda öyle sokak değiştirdik biz. Öğretmeni gördüğümüz zaman öğretmen bizi dışarıda dövebilirdi. Dışarıda ne yapıyorsun sen üstünü şey yapmışsın bak yalan söylüyorsun ağzından kötü laf çıktı. Pat döver öğretmeni nereden ilkokuldan öğretmeni. Biz böyle bir hiyerarşik bir toplumun sonucunda bunu da yazılıma uygulayınca şöyle kimse böyle düşünmedi. Ya yazılımcılar, yaratıcı insanlar, böyle çalışmalar. Yani çok yakın vakte kadar insanların kravatlarıyla uğraşıyordu bizim Türkiye'deki o koca koca binadaki insanlar yani. Ben çok çalıştım onlarla. Ben müdür olduğum zaman bile benim dedikodumu yaptılar. Akın Bey kravatsız geliyor diye. Tamam ben. O şirkette de değilim. O şirkete proje için gitmiş. Grubun başındayım ben. Akın Bey işte kravatsız geliyor diye şey yaptılar yani. İnanamazsın yani. Bunlar benim Amerika'dan döndüğüm zamanlar dedim ki nasıl bir ortama düştüm ben. Yani bu güç savaşları, hiyerarşik yapı bunları getirdi. Halbuki başarılı olan şirketler bu hiyerarşiyi kırıp daha flat yapılar oluşturan, yazılımcıların karar vermelerine imkan tanıyan yapılar. Neden? Çünkü bırak software engine ki programming bile design'dır. Design karar vermeyi kendi içinde barındıran her şeydir. Dolayısıyla
developer junior da olsa, şu da olsa, bu da olsa karar verecektir. Karar verebilmesi için düşünmesi lazım. Yani bak, karar vermek, tamam mı? Bir sürü opsiyonu ortaya koyabilmek, bunların arasında artıları eksileri görebilmek, o duruma göre, geleceğe göre en iyisini seçebilmek demektir. Ve her halükarda ister 10 saniye ister 2 gün bir şekilde düşünmeyi gerektiren bir şeydir. Ama ben hani danışmanlık verdiğim yerlerde şunu yaşadım ben. Akın Bey, burası düşünme yeri değil. Ne yeri burası? Düşünme yeri okuldu. Burası düşünme yeri değil. Türkiye'de yazılımı, bak, yazılımı yönetenlerin büyük bir kısmı yazılımın mesela şeyin işte bu full stack'i falan filan peşinden gidip bunu atlarken şey diye görüyorlar. Full stack, bir vatandaşla her şeyi yaptırıyoruz. Daha hızlı Evet. oluyor. Bunu böyle görüyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hocam hele hele mesela şeyse özellikle işletme iktisat gibi alanlardan geliyorsa komple fail hani development kültürü geliyorsa şey hocam bir de kendim de gözlemlediğim şöyle bir şey var. Belki hani birçok arkadaşım da böyle hissediyordur diye. Şimdi hocam mesela atıyorum maaşınız 5 bin 10 bin olması sizin için dünyaları fark ettiriyor o zaman. Ama bir yerden sonra mesela 20 ile 25 arası sizin için çok önemli olmuyor. Bir yerden sonra mesela benim için şu anda şey çok daha önemli. Bir ekip olabilme ruhu, ortak böyle omuz omuza bir şeyler başarabilme ve ortaya bir değer üretebilme. Bizim mesela şimdi mesela redesign yaptığımda o uygulamayı 5 milyon kişinin kullanması benim için müthiş bir şey. Bunda parayla değişmem mesela. Yani bir Kesinlikle. yerden sonra şey buna gidiyor yani hocam. Bunu da dışarıda mesela işletme gibi, iktisat gibi sadece ürün ve çıktı olarak bakılınca benim bu hissiyatımı anlayamıyor oluyor. Ortak bir nokta bulamıyor İşte gibi de bu olabiliyorum hocam. doğru. İşte bu bence software engineering'in, programming'in, software engineer'lerin, programmer'ların tabiatını bilmemekle ilgili bir şey. Şunu aslında, yani gelişmiş ülkeler şunun çok iyi farkında. Ben 90'lı yılların başında Amerika'da çalışırken bana şunu dediklerini biliyorum. Bak, Amerika kapitalizmin, tamam mı, emperyalizmin zirvesi, ibadethanesi yani. Bizde kıyaslanmaz oradaki insanların para konusundaki açgözlükleri, finans dünyasının acımasızlığı bizde kıyaslanmaz. Ben bir gün Cuma günü işten çıkarken GE'de çalışıyordum, General Electric'te. Onun bir şirketinde Cuma günü çıkarken bize dediler ki Pazartesi günü saat 9'da şu otele gideceksiniz dediler. Sabahleyin otele gittim. Saat 9'da ismini söyle dediler. İsmimi söyledim. You are retained dediler. Sen bu tarafa gideceksin dediler. Bir baktım millet ağlıyor. Psikologlar tutmuşlar. HR menajerler, HR danışmanları tutmuşlar. Bizim gibi mühendis olan 70-80 kişiyi tuttular. Ufak bir şirketti. Böyle 1000 kişilik falan bir şirket. Amerika için ufak bir şirket. 1000 kişilik şirket. Tamam mı? Kobi gibisinden bir şirket yani. 70-80 tane developer'ı tutmuşlar. You are retained dediler bana. Tamam mı? Retain kelimesini ben en iyi o zamandan hatırlıyorum. Hani İngilizce öğrenmek diyoruz ya, bak, bu durumda retain'in ne olduğunu bir daha unutmuyorsun. Ne demek? What the hell is retained falan. Ha, sen elde tutuldun. Sen insin. Diğer tarafa gidenler, o hüngür hüngür ağlayanlar var. 20 senedir ben buradaydım. Şimdi ben nasıl iş bulacağım? Psikolog getirmişler. İnanamazsınız. Şimdi yine aynı şeyleri duyuyorum. Bak, bu kadar harş bir ortamda insanlar, benim yöneticilerim bana şunu söylediler. Arkadaşlar, hafta sonu kesinlikle çalışmayın. Pazartesi günü burada yoğun bir gün olacak, yoğun bir hafta olacak. Kesinlikle gidip dinlenin. En verimli şekilde olmanızı istiyorum. Ben bak, bu kadar koşturuyoruz, bu kadar hızlı gidiyoruz işte o zaman işte Java EE'ler, şunlar bunlar, yani işte WebLogic kullanılıyor, transaction'lar, şunlar bunlar, bu dotcom patlamasının başlarında falan filan. Ben gittim dedim ki bizi yöneten vatandaşa ki, yani 70'li yıllarda herif COBOL'la 80'li yıllarda C ile kod yazmış vatandaştı. Senior'dı bak. Dedim ki ona, ya dedim, yani Türkçe söyleyeyim işte. Ya dedim, abi benim gitmem lazım. Ailevi problemlerim var. Bir Türkiye'ye gidip benim bir 4 haftaya ihtiyacım var. Para falan filan da istemiyorum ama hani bunu yapmak zorundayım.
Bana dedi ki sen bu hal, yani derdimi anlatınca dedi ki sen bu haline zaten burada çok da adapte olamazsın, verimli olamazsın. Sana ihtiyacımız var bizim. Sen bir git işini hallet, sonra sağlam kafayla gel. Ondan sonra çok yapacak iş var. Bu kadar basit abi. Bak, feraset böyle bir şey işte. Tamam mı? Yani bu kafa bir tarafta, bu vatandaş kapitalist bir vatandaş. 3 lira para için, bak 3 lira para için öğle arası şirketini değiştiriyordu insanlar. Ama şu anda da ona döndü dünya. 90'lı yılların ikinci yarısında da dotcom patlamasında şey esprileri yapıyordu. 250 dolar için öğle arası iş değiştiriyor insanlar. Tamam. Daha iyi bir sigorta için, dişi de kapsayan sigorta için öğle arası diyor ki "I am leaving." Ben gidiyorum abi, kusura bakma. Password'u bıraktım. Hadi geçmiş olsun. Çünkü Amerika'da öyle şey falan yok. En azından o zaman yoktu. İşte ihbar süresi falan yok abi. Kapının önüne koyarlar seni. Nitekim filmlerde falan görüyoruz. Kartın çalışmaz yani. Giremezsin. Ama ha, bu ortamlarda insanlar bir yazılımcının nasıl iş yaptığını, hangi dengelere sahip olduğunu, nasıl çalışması gerektiğini biliyor ve bunu engelleyecek her şeyi ortadan kaldırmak istiyor. Hakikaten menajer bu demek. Ama işte Türkiye'de ecaili insanların ensesinde boza pişirmenin yeni bir yöntemi olarak koy. De ki bak, Amerika'dan ecail diye bir şey geldi. Yapıyor. Tamam da benim acım değişmiyor ki. Ecail ama benim acım değişmiyor. Acı aynı. Yani what is ecail? Yani benim acım aynıysa, bug sayısında bir değişiklik olmuyorsa, deadline'ları kaçırıyorsak, yani kötü kod yazmaya devam ediyorsak, refactoring diye bir şey ortalıkta yoksa, hani bak dedik ki basit koda hemen erişemeyiz. Çıkara çıkara erişiriz. Ve bir sürü bunun dengesi var. Refactoring olmadan biz basit koda hiçbir şekilde erişemeyiz. Abi Ecel bana ne sağlıyor o zaman? Yani tek şey mi sağlıyor? Bu herifleri biz dövüyoruz ama dövdüklerini fark etmiyorlar. Neden? Çünkü Ecel. Hocam biz hep kendi aramızda şey geyini yapıyoruz. Hani gerçek İslamiyet bu değil, gerçek komünizm bu değil, gerçek ecail Aynısı bu işte. değil diye uçuyor. Aynısı. Aynısı abi. Bak, kesinlikle öyle. Yok işte o 5 yaşındaki kızla evlenmiş. Yok, gerçek İslamiyet bu değil. Abi, ben de deli oluyorum. Ben de Müslümanım. Eyvallah, tamam da nedir abi gerçek? Ya komünizm, Küba'da insanlar açlıktan öldü. Stalin Çerkezleri öldürdü, Türkleri bilmem nereye sürdü. Gerçek komünizm o değil. Bir göstersin bana birisi gerçek komünizm nerede ya? Bir göremedik yani. Gerçek ecel ne abi? Bu, ben geçenlerde notlarımın arasına bakarken, design pattern'dan bahsederken parantez içinde gerçek object oriented programming demişim. True object oriented programming, onu da parantez içine alıp gülücük koymuşum. Tam olarak bu. Gerçek komünizm olsaydı böyle olmazdı. Ya bir yürü git yani. Bir göster bakayım bana gerçek komünizmi. Yani kendi kafana göre ecaili. Yani şey aynı hamam, aynı tas, sadece ismi değişmiş. Hamam değil, bat diyoruz. Tas değil, işte İngilizce bir şeyler söylüyoruz ve ondan sonra diyoruz ki işler düzelsin. Neyse, konu konuyu açtı, konu konuyu açtı. Evet. Hani basit Hocam deadline zaten ufaktan toparlayalım diyecektim. 2 saate geliyoruz. toplanıyorum, Ama toplanıyorum. hocam burada şu var. Mesela siz atıyorum bir development kültüründen geliyorsunuz. Mesela şu anda ben LinkedIn'dan falan mesela yoğun takip ediyoruz zaten sizi. Mesela şimdi birçok firmaya danışmanlık veriyorsunuz. Birçoğu da kurumsal firma. En azından artık development kültüründen gelen insanlar bu konulara birebir dikkat çekildiğini düşünüyorum. Çünkü mesela yazılımcının artık ne şartlarda mutlu olacağını onlara gene o kültürden gelen birisinin anlatması farklı olur diye düşünüyorum hocam. Doğru. Benim gördüğüm o kurumsal, sen geçenlerde yazmıştın ya kurumsal kelime, kurumsal firmalar neden böyle davranıyor diye yazmıştın. Ben de sana demiştim ki ya kurumsal kelimesini küfür olarak anlamanın zamanı gelmedi mi diye bir cevap vermiştim. Hatırlıyor musun? Evet Bence hocam. Türkiye'deki klasik anlamıyla kurumsal olan yapılardan tamamen uzaklaşmamız lazım. Kurumsuz yapı olmamız lazım. Çünkü Türkiye'de kurumsal demek hiyerarşik demektir.
tepeden inme demektir. Maalesef bizim ülkemiz, devletimiz böyle. Devletimiz kurumsal, tepeden inme, her şey yukarıdan geliyor. Ama asıl olan bence daha flat yapılar, developerların kendi ihtiyaçlarına daha rahat ifade edebildikleri, daha bunları anlayan insanlarla bir arada çalışabildikleri, daha senli benli oldukları, yöneticiyi gördükleri zaman ağız değiştirip yönetici gidince farklı şekilde davrandıkları değil, daha şeffaf, daha paylaşımcı, daha özgürlükçü, yaratıcılığa, bu düşünmeye daha fazla imkan sağlayan. Evet, hiç kimse cennette değil. Yani Turkcell'de olsan, Türk Telekom'da olsan belli kısıtların var. Eyvallah. Milyar dolarlarla iş yapmıyoruz. Milyon dolarla iş yapıyoruz. Eyvallah. Ama bence o kısıtlara rağmen farklı bir kültüre sahip olabiliriz. O kısıtlara rağmen bunu böyle yapacaksın demenin daha insani, daha paylaşımcı, itiraza daha fazla yer veren halleri var. Yani bunu hepimiz şey yaptık. Hani şey örneğini falan filan veriyor. Ya bu konuşma nasıl olmalı? Ya Taner bunu haftaya bitir. Ya Akın abi haftaya nasıl bitireyim? Bu bir ayda anca biter. Yok haftaya bitireceksin. Ya bu mudur konuşma? Yoksa konuşma şöyle mi olmalı? Ya Taner bunu haftaya bitirebilir misin abi? Yok Akın abi nasıl bitireyim bunu ben? E peki senin yanına Ayşe'yi versen Taner. Ayşe'yi biliyorsun iyi kız bak bunlarda da tecrübesi var. O zaman haftaya değil de öbürkü haftaya bitirsen olur mu? Ya Akın abi tamam da Ayşe gibi 20 kişi sen böyle düşünürsen Ayşe gibi 20 kişiyi vereyim sana yarına bitir diyeceksin ama bu insan sayısını arttırmakla olmuyor biliyorsun. Tamam mı? Ben böyle bir konuşma yaptım çünkü Amerika'dayken. Ha doğru Tanercim haklısın tabii ki insan sayısını arttırarak azaltamayız biz. O mythical man manta döner. O mitolojik adam gün, adam sayısını arttır, gün sayısını azalt gibisinden matematiksel bir fonksiyon değil bu yazılım. Haklısın. O zaman şöyle yapalım. Sana Ayşe'yi vereyim. Yanına bir de Mahmut'u vereyim. Sen de bir hafta önce bitir. Bak bunda hiçbir problem yok. Hatta Taner sen bana diyebilirsin ki Akın abi bunu böyle yaparız ama o zaman biz unit testleri burada yazmakta sıkıntı çekebiliriz. Unit testleri yazmayalım ama unit testleri de yazmazsak bug'ımız olur. Bug'ımız daha fazla olma ihtimali var. Buna ne dersin? Şimdi Akın abi düşünür. Ya bug'ları artma riskini alamam abi. Bunu o zaman açıklayamam. Yok yok. Biz 2 haftayı indirmeyelim. Sana Ayşe ile Mahmut'u vereyim. 4 hafta değil biraz sıkıştıralım ama 3 haftada yapalım ama testleri de savsaklamayalım derim. Bak bu eşit bir şey bu. Sen şartları ortaya koyuyorsun. Ben bu şartların önemini bilen, senelerce onlarla çalışmış bir insan olarak bunları tartıp küfe benim sırtımda olduğu için şu kararı verebiliyorum. Ya tamam bak fazla olsun onu ben açıklarım. Bir hafta testlere vakit vermeyelim. 2 haftada bitirelim. 2 kişi de sana veriyorum. Bak bunda hiçbir problem yok. Bana diyorsan ki 3 gün sonra buradan bak gelirse Taner seni dövmeyeceğim. Çünkü bu kararı ben alıyorum. Bunda hiçbir problem yok. Bu rasyonel bir şey. Ama hem param eksilmesin hem karnım doysun. Böyle bir şey dünyanın hiçbir tarafında yok abi. Diyorum arkadaşlar. Bayağı bir teknik ben daha başka şeylerden bahsedecektim. Burada işte kod örneklerim, şurada kod örneklerim falan filan vardı. Ama hani böyle böyle Hocam geniş çok keyifli bir oldu. daha konuk alırız hocam sizi. Kaldırız bu sefer Güzel. kaldığımız yerden kodlar üzerinden Evet. devam ederiz. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Hani bence herkesin şu an chat'te bir tık böyle yarası sarıldı. Herkes omzunuzda ağlamaya hazır herhalde. Türk onun Ben kimin sesi olarak omzunda ağlayacağım? söylüyorum Ama benim için iyi oldu. Ben en azından ayrılığa geldim. Mutlu mesut yaşıyorum. Tamam mı? Söylediklerime değer veren insanlardan para kazanıyorum. Bakıyorum değer vermiyorsa hadi yürü git abi sana diyorum. Ben sana uymam diyorum. Geri kalan boş vaktimde de maç seyrediyorum. Yürüyüş yapıyorum. Felsefe, müzik falan filan yani. Bak ben böyle mutlu olmayı seçtim biliyor musun? Halbuki ben şu anda bile deli gibi Java kodu, Go kodu, C Sharp kodu yazmayı isterdim. Bunun için çok şey verirdim yani.
Ama abi işte bu kültür böyle 2000'li yılların başında daha berbattı bu kültür. Şu anda biraz değişiyor en azından. Ve bence değişmezse yok olacak zaten. Yani biz Evet. sadece aynı Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Afrika'dan sokaktan ya da Brezilya'dan sokaktan futbolcu bulma hikayesi gibi öyle hikayeler vardır işte. İşte Karşıyaka 6 ay ikincilikten, üçüncülükten Afrika'dan getirmişler. Herif kendisini futbolcuyum demiş ama yaşını bile yanlış. Öyle komik hikayeler var. Yazılımda da ona döneceğiz bak. Ama bulamayacağız yazılımca. Lise mezunlarını 6 ay biz eğitimden geçirip yazılımcı yapacağız. Çünkü pespaye iş yapıyoruz. O pespaye işi liseyi bitirmiş 6 ay bir işbaşı eğitimden geçmiş insan da o kadar pespaye iş yapabilir. Hani pespaye işi yapmak için Bilkent'ten, İTÜ'den mezun olmaya gerek yok. Bu kadar basit. Peki Hocam arkadaşlar. 2 saat 5 dakika oldu. Sizin son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ekleyeceğim bir şey Biz yok. şey yapalım. Önümüz ay falan müsait olduğunuzda bir ay sonra veya 2 ay sonra Version 2 yapalım hocam. Kod örnekleriyle de size uygun olursa. Tamam, olur. Benim yani kursağımda kaldı. Kursağımda kaldı demeyelim. Yani iş böyle gelişti. İyi bir sohbet oldu bende. Düşündüklerimi söyledim size. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama ben böyle görüyorum. Ama en azından biraz faydası dokunduysa bu konuda düşünen insanlara, tamam mı? Ya Akın Hoca ile birlikte bir araya gelip de birlikte böyle bir ağlama duvarında ağlasak dedirtebildiysem benim için iyi bir şey yani. Hocam bu yayınlar internette kalacağı için bundan 10 yıl sonra birisi de geldiğinde bunları dinleyeceği için bence çok çok kıymetli bir sohbetti. Bunun için Eyvallah. ekstra samimiyetiniz için teşekkür ederiz hocam. Eyvallah. Ben de kendimi ifade etmeme izin verdiğiniz için, kendi acılarımdan bahsetmeme de izin verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, soru da alamadım. Özür dilerim herkesten öyle. Sabaha kadar herkes dinler biliyorum anlatsa aklınca. Ama Version 2 yapacağız diyelim. 2 saat de geçti, saat geç oldu. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eyvallah. Hocam son olarak bir şey eklemek istemezseniz kapatalım. Tamamdır. Herkese Hepinize iyi akşamlar iyi akşamlar. arkadaşlar. Basit kodlu development'lar.